Elinde divit kalem katlime ferman yazar. Ne anlıyorsun? Bir şey anlamıyorum. Mağrib ne demek? Dördüncü anlamını merak ediyorum. İlk anlamını değil. Mağrib ne demek? Bir Arapça bilmiyorum. Tamam, güzel. Ben sana Arnavutça konuşsam sorsam saçma olur değil mi? Tamam. 40 metreyi okey diyorsun ama. 40 metre değil. 60 diyen de var. 60 arşın. Metre nerede? Metre İngilizlerden geldi. Bak senin dediğin gibi olursa şöyle olur. Maymundan gelmedik. Zaten maymundan gelmedik. Mecaza açık olanlar senin açından problem oluşturuyor zaten. Sen de içine sinlemiş gibi de bir şeyleri değiştirmek istiyormuşsun gibi geliyor. Ben seni mesela bu programda... Ben daha kelamcı, daha mantıkçı gördüğüm için. Bu programda çok zayıf buldum. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz, Muhammed, Bahçecik. Geçtiğimiz hafta izlemiş olduğunuz bölümün devamıyla karşınızdayız. Bu hafta ise çok daha farklı bir konuya değineceğiz. Konumuz din ve bilim birbiriyle çelişir mi? İşte bunu konuşacağız ve bunu da konuşurken Kur'an ve hadis meselesinden faydalanacağız. Fikret abiye sorular sorulacağını düşünüyorum Diamond tarafından. Güzel bir tartışma olsun istiyorum arkadaşlar. Güzel bir program olsun. İzleyenlere tesir etsin bu programımız. Gayemiz bu. Ancak geçtiğimiz programda söylemiş olduğum gibi yine söylemek istiyorum. Burada konuştuklarınız tamamen sizin sorumluluğunuzda. Yani daha sonra başınıza gelecek hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor. Hani sonradan işte aranızda bir çekişme oldu, bir rekabete girdiniz vesaire. Bunlar bizim sorumluluğumuzda değil, söylemiş olayım. Aynı zamanda program boyunca ses kayıtları alınıyor. Hem biz tarafından hem de Diamond kendini garantiye alması tarafından telefonuyla ses kaydı alıyor. Bu da şu demek oluyor. Programımız daha sonra yayınlandığında hiçbir şey kesilmeyecek. Yani burada birinizden bir rezil bile olsa aynen öyle yayınlanacak. Ayrıca burası bilimsel konuşmanız gereken, böyle ilimsel ve bilimsel konuşmanız gereken bir yer. Bundan dolayı aranızdaki herhangi bir böyle kendinizle ilgili bir şey konuşmanızı istemiyorum. Yani burada kişisel bir şey konuşulmasın. Ve az evvel yine söylemiştim programda. Ancak bu yeni hafta yayınlanacağı için tekrar uyaracağım. Evet, yaş olarak benden büyük olabilirsiniz. Benden daha da bilgi olabilirsiniz. Ama söz bende. Bundan dolayı ben kesmek istediğimde bana alınmayın yani. Söylemiş olayım. Bu programın kazananı olmayacak arkadaşlar. Bence bu asırlardan beri tartışılan bir konu, din konuları. Bundan dolayı bu programda birisi kazanacak veya birisinin rekabeti daha yüksek olacak diye bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu şekilde bildirmiş olayım. Programın daha sonra silinmeyeceğini, kaldırılmayacağını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Onaylıyorum. Allah hayırlı etsin o zaman. Başlıyoruz. İlk programın ilk sorusunu kim soracak bakalım? Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum soru sormaktan ziyade. Şimdi burada Kur'an ve hadis tartışılacak. Ben de buna dair kitaplar getirdim, notlar aldım. Ya çoğuna kendim de cevap verebilirim. Hani bilimle uyuşuyor gibi de gösterebilirim. Veya Müslüman olsaydım çoğu şeyi kendim de açıklayabilirdim diye düşünüyorum. Ama bakalım doğru mu düşünüyormuşum, bunu görmek istiyorum. Bir yandan da ne yaparsam yapayım bilime uyduramadığım dini bazı hikayeler veya ayetler de görüyorum. Bu yüzden aslında ben burada hani dini çürüteceğim, İslam'ı bitireceğim ya da din düşmanıyım, dine saldırıyorum gibi bir niyetle gelmedim. Bu amaçla bulunmuyorum. Öyle anlaşılmasını da istemem. Çok fazla hani İslam üzerinden tartışma programı yaptığımız için üzerime böyle bir şey yapışıyor. Ben daha ziyade din ve hadis kaynaklarında gördüğüm bazı ayetleri veya bazı rivayetleri değerlendirmek, bilgi almak istiyorum. Kendisi bakalım bunları nasıl değerlendirecek, nasıl cevap verecek. Belki benim düşünmediğim bir cevap vermiş olacak. Ben de öğrenmiş olacağım. Ve belki benim açıklayamadığım, birleştiremediğim bazı konularda işime yarayacak. Amacım budur yani. Evet. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. O halde ilk soruyu kim soracaksa onun başlamasını istiyorum. Buyur, sorabilirsin. Şöyle başlayayım o zaman. Ben din ve bilimden ne anlıyorum tam olarak? Ben aslında bütün dinlerin bir nebze bilimle uyuşabildiğini düşünüyorum. Çünkü sen yeni bir dinle ortaya çıktığında bir toplumda öncekinden daha iyi bir şey koyman lazım ortaya. Öncekinden daha iyi bir hukuk, daha iyi bir ahlak, o döneme uygun şartlar. Bununla beraber doğaya dair daha iyi çıkarımlar, hipotezler. Yani biz şu açıdan daha iyiyiz, öncekinden daha doluyuz. Bu yüzden de biz daha güzeliz kardeşim demen lazım ki insanlar tercih etsinler. Yani bir tek cehennemle korkutmak veya cennetle ödüllendirmek insanı iman ettirmez. Evet. Bu yüzden de her dinin bir nebze bilimle uyuşabileceğini düşünüyorum. Ve her dini kitapta da öyle veya böyle onlarca bilimle uyuşabilecek hipotezler görüyorum. Bunların da çoğu zamanla yanlışlanıyor, zamanla doğrulanıyor. Bilimle uyuşan bir şeyler bulduğumuzda mucize olduğunu söyleyenler çıkıyor. Nasıl bunu bilecekti? Bak işte Allah'tan geldi tarzında. Ama bilimle çelişen şeyler gördüğümüzde modern bilimle işte fizik olabilir, evrim olabilir, biyoloji alanı olabilir fark etmez. Bu durumda ya tevil yapılıyor ya farklı anlamlar veriliyor ya da başka bir ayet, başka bir kaynak üzerinden onu yorumlamaya, aklamaya çalışıyorlar. Ben bu konuda sana hem İbn-i Mace'yi belki geçebilirim. Sahih-i Buhari'den bir kaynak getirdim ve Kur'an'ı getirdim. Önce Buhari'deki hadislerden bir şeyler sormak isterim. Tabii. En son Kur'an'a geçmek isterim. Tamam. Bundan evvel ben de hani dinle bilim arasında nasıl bir alaka olduğuna dair bir şeyler söylemek isterim. Tabii yani bana hangi hadisleri soracağını, hangi ayetleri soracağını bilmiyorum. Ama hani sor. Bugüne kadar benim hiç işitmediğim bir hadis de olabilir bu. Veya üzerinde hiç düşünmediğim bir ayet de olabilir. Hala daha okumama rağmen ne demek istediğini anlamadığım ayetler ve hadisler zaten var benim. Nitekim felsefede de kitabını okuduğum halde hala ne demek istediğini anlamadım. Bir sürü filozof veya bilimle bir takım bilim kitapları okuduğumuzda hala burada ne var dediğinde anlamadığımız bir takım şeyler olduğu gibi. Şimdi ben burada evvel emirde her zaman yaptığım gibi sonuçları önemsemiyorum. Sonuçlara nasıl vardığımızla, gidiş yolumuzla alakalı bir tutarlılık var mı, yok mu, tutarlı düşünüyor muyuz çerçevesinden bakıyorum yine olaya. Evvel emirde şunu netleştirmemiz gerekiyor bence. Yani aynı şeyden mi bahsediyoruz anlamında. Herhalde şurada anlaşıyoruz. Din derken bütün dinlerden bahsetmediğimiz burada aşikar. Bir Müslüman olarak sen aslında bilim ile İslam çatışır mı gibisinden bir soru yöneltiyorsun. Burada netleştirmemiz gereken ikinci şey ise bilimin ne olduğu. Yani bilim science anlamıyla tarihi, sosyolojik olarak en fazla 200 yıl geriye giden bir terim olarak bir mevzu. Dolayısıyla yani burada bu isimlerin öylesine yani ha bilim demişiz, ha filozofi demişiz, ha science demişiz fark etmez konusunda olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan önemli. Mesela Newton biz kendisine sorsak yani sen necesin? Yani bu dünyada bu kadar kitap yazdın. İşte şu teoriyi falan filan bulduğun gibisinden. Biz bugünden baktığımızda mesela Newton'a bilim adamı diyoruz. Ama Newton bir doğa filozofu olduğunu söyleyebilir. Veya bugünden baktığımızda mesela Gazali birilerine göre filozof diye nitelendirirken Gazali'ye sorsaydık ben filozof falan değilim diyecekti. Halbuki burada da mesela enteresan bir olay var. Eğer bir bugün filozofun anlamı mutlak manada düşünen, düşünür demek. O açıdan bir teolog da aslında bu çerçevede bir filozof eğer anlamını bu hale getirdiysek teolog da sonuçta bir takım önermeleri bize getiriyor. Mantıksal çıkarımlar yapıyor. Bir mantık kullanıyor. Ona da bu anlamıyla geniş manasıyla bir filozof dememize sakınca yok. Bu anlamıyla mesela Gazali de Tehafüt'te tam anlamıyla aslında bir felsefe eleştirisi yaparken dini bir takım naslar sunmuyor bize. Tamamen mantıksal çerçevede alın burada bir tutarsızlık var. Burada böyle dedin, orada şöyle dedin. Bunlar çatışıyor gibisine aslında felsefe yapıyor. Ama o gün felsefenin anlamı, filozofun anlamı o sosyolojide başka bir şeye işaret ettiğinden ve mütekellim gibi karşısında farklı düşünen bir klasmanda yer aldığından dolayı kendisini biz mütekellim. Yani o kendisini mütekellim olarak vasıflayacaktır ve ben eşariyim diyecektir. Eşarilik bir kelam mezhebi, bir felsefe mezhebi değil. Meşayilik de İbn Sina'nın bir felsefe mezhebi. Şimdi buna şundan dolayı önem veriyorum ben. Newton, eğer biz Newton'u 1700'lerde tartışıyor olsaydık bir filozof olmuş olacaktı ve sorumuz sanki şuna dönecekti. Felsefeyle Newton'un teorisi yani Newton'un bulmuş olduğu bu fizik yasaları, vaz ettiği bu fizik yasalarıyla din, Kur'an'ın veya İncil'in söyledikleri çatışıyor mu? Yani konumuz şuraya gelecekti. Felsefe ile din çatışır mı sorusunu mesela soracaktık. Eğer bu tartışmayı biz seninle 200 yıl önce yapsaydık. Değişen sadece lafızlar mı? Bence değil. Şundan dolayı değil. Bizler nasıl ki burada din kavramının bir külli kavram ve bunun artık bunun içerisine saçma sapan işte dünyanın her tarafındaki yani saçma sapan olduğu konusunda tereddüt etmeyeceğimiz bir sürü inanç girdiği gibi İslam gibi Hristiyanlık gibi, Yahudilik gibi, dörtbaşı mamur diyebileceğimiz, yani araçları ve kültürü itibarıyla, donanımı itibarıyla, bir külliyatı itibarıyla öyle basite alınmayacak kurumlarla, yani bir animizmin saçma sapan bir versiyonunu din adı altında aynı sepete koyuyoruz ve bunun bir takım getirileri oluyor ve bunlar yanlış anlaşılmaya sebep olabiliyor. Yani her türlü saçmalığa inanabilecek bir din var. Bir de ortada mesela ne idüğü, ne yapacağı, ne diyeceği aşağı yukarı belli olan İslam gibi kurumsal bir dinden bahsediyoruz. Bunu belirlememizin nasıl ki bir sürü tartışmadan bizi eleyecek bir tarafı varsa, bilimle alakalı olan tartışmada şunu net bir şekilde belirlememiz lazım. Hangi bilim İslam'la çatışıyor? Yani ben senin kafandaki bilimin bu anlamıyla nereye tekabül ettiğini öğrenmek istiyorum. Bir saniye. Sıra sıra gideyim de atlamayayım. Şimdi evet, bazı ilimlerin veya bazı kelimelerin, bazı tanımların içeriği günden güne değişebiliyor. Ya bugün mesela Burhan deyince aklımıza ne geliyor? Kur'an'daki Burhan ne demek? Veya hikmet deyince felsefe geliyor şu an aklımıza. Kur'an'daki hikmet ne demek? Değişebiliyor değil mi zamanla böyle şeyler? Evet. Dolayısıyla felsefe de zamanla değişti. Her ne kadar meşhur bir şekilde mitostan logos'a geçiş yapıldı deseler de aslında biraz insanlar tatmin olsun diye söylenen bir şey ve çok böyle 150-200 yıldır da doğru düzgün aklı başında bir felsefecinin ben felsefe bir tek Yunan'da başladı, daha önce yoktu dediğini görmedim. Bu yüzden de doğru, 500 sene önce bir felsefeciyi veya bilim adamını değerlendiriyor olsak bambaşka şeyler söyleriz. 500 sene önce simyagerlere baktığımızda onlar bir yandan filozoftu. Şu anda bakarsan şarlatan bile diyebilirsin. Artık simya diye bir şey kalmadı. Kimse abi hayatı aramıyor, yani kimyaya döndü. Bu yüzden de evet, şu anda 200 yıldır pozitif bilim dediğimiz bir şey var. Hani direkt biyolojiyi kapsayan, fiziği kapsayan, kuantumu falan katmıyorum çok fazla. Direkt bizim araştırdığımız, hani nesnel deneyler yaptığımız, incelemeler yaptığımız, yani hakkında daha sabit bilgiler edindiğimiz ve günden güne değişebilen, güncellenebilen bir takım kuramlar var karşımızda. Ben bilimden bunu anlıyorum. Mesela bilim derken teolojiyi katmıyorum. Tamam. Güzel. Şimdi yani şöyle bir şey. Şimdi evvel emirde ben hani bilim deyince aklıma bir takım şöyle yargılar geliyor. Bir, bilim insani bir faaliyettir. Bu konuda bir ihtilafımız var mı? Güzel. Yani bilimin sınırlarını belirleyecek olan insanlardır. Yani bizler şimdi buradaki tartışmayı güzel bir şekilde yürütebilmek için, hani sen de veriyorsun kitabında örnek, bir insana kaç saçı kaldığında kel deriz. Yani meşhur bir örnek. Hakikaten yani ne zaman kaç saçı olduğunda, kaç tane saç ektirdiğinde tamam artık sen kel bir insan değilsin demeye başlarız. Böyle bir tartışma olduğu açık. Yani bu sınır bir mevzu çünkü. Ama bu şu anlama gelmiyor. Ha, demek ki madem kelliğin ne olduğu hakkında bir takım tartışmalar var, o zaman bizim kimin kel olduğunu tespit etme şansımız kalmıyor demek değil bu açıkçası. Biz karşımıza bir kel insan geldiğinde basbayağı bunu fark edebiliyoruz. Ama hakikaten bir berbere mesela, bir berber olsaydık, yani işte tam o arada bir adam gelseydi biz bu adama kel deyip diyemeyeceğimiz noktasında tereddüt edebilirdik. Fakat dediğim gibi bu ne benim şu anda kel olduğuma dair bir şüphe uyandırıyor, ne de kel olan bir adamın "Aa, bu adam yoksa saçlı mı da biz mi göremiyoruz" gibisinden bir spekülasyon yapmamıza yol açıyor. Şimdi aynı mevzu din, bilim ve felsefe mevzularını konuşurken de mevcut. Yani namaza kalktığınızda ellerinizi yıkayın dirseklere kadar. Bunun bilimsel bir argüman olmadığı açık. Bu dinsel bir deyim, tabir. Bunu kimse herhalde yok burada da belki bilimsel bir şey vardır diyecek hali yoktur. Veya işte metaller ısındıklarında genişlerler, genleşirler. O anlamda kullanıyorum yani. Metaller genleşirler ısındıklarında. Şimdi bunun da mesela dini bir yargı olmadığını en azından şu haliyle biz söyleyebiliriz. Yani bu bir dini yargı olma imkanını taşıyor tabii. Çünkü bir kutsal kitapta "Ey insanlar, bilin ki metaller ısınınca genleşirler" gibisinden bir haber duysaydık bu dini bir söyleme de aynı zamanda evrilebilirdi. Ama bu haliyle şu anda bu bir bilimsel bir iddia. İşte var vardır, yok olamaz. Yok yoktur, var olamaz gibisinden Parmenides'ten bir söylem ürettiğimde de bunun ne dini bir söylem ne de bir bilimsel söylem olmadığını da fark ediyorum. Ama bu üç kavramın sınır kavramlarında birbiriyle kesişmelerini ayırt etmekte yaşadığımız bir takım güçlükler olduğunu düşünüyorum. Tam da çatışmalar bu kesişen noktalarda. Bizim eğer buna dair çok ciddi bir araştırmamız yoksa, acaba dinle bilim çatışıyor derken, yoksa bir bilimle bilim çatışıyor, yani felsefeyle bilim çatışıyor veya felsefeyle felsefe çatışıyor gibisinden. Hani nerede mesela teoloji biter de artık tam anlamıyla bir dini kelam başlar. İşte diyelim ki hani kelam felsefeden ayrı bir konudur desek, bu da tartışmalı bir mevzudur. Dolayısıyla burada ben şunu net bir şekilde sormak istiyorum. Bilim dinle çatışır mı? Bence çatışabilir. Çatışmaya da bilir. Yani bilimi nasıl anladığımızla alakalı bir şey, değişecek bu. Nasıl ki bilimin ben tarifini, haddini, hududunu belirleyemezsem, bilimden ne anladığımı tam netleştiremezsem, ben bu soruya iki türlü de cevap verebilirim. Bunu netleştirmeden dolayısıyla bu sorunun benden doğru bir cevabını, yani tek bir cevabını alamayız diye düşünüyorum. Ya şunu soruyorum mesela. 19. yüzyılın bilimi mi, 20. yüzyılın bilimi mi, 18. yüzyılın bilimi mi? Veya bilimi bilim insanları yapar dedik. Daha doğrusu bilim insanları da yapmaz, bilim filozofları yapar. Yani mesela Kur'an'daki ayetler bilimsel yargılar olabilir mi? Sence? Bazıları. Zaten örnekler de vereceğim. Şöyle. Aldığım yani, bazı notlarda kaldı yalnız. Hani. Tamam, hem onları söyle istersen. Yoksa program fazla uzayabilir. Yok yok, şey yapmayalım. Şimdi mesela bilim genel bir şey. Yani bilim tümden zaten bir dinle çelişemez veya bir din tümden bilimle çelişecek formatta olamaz. Evet. Mesela sosyal bilim de var. Şimdi sosyal bilimler dinle çelişiyor mu? Sosyoloji veya tarih çelişiyor mu? Bunlar bambaşka tartışmalar. Ben bunlarla gelmedim. Onlar çünkü çok yoruma açık. Ve o konunun da uzmanının gelmesi lazım biraz daha. Biz hani direkt bilimi, pozitif bilimi, atıyorum yer çekimini veya Big Bang'i veya evrimi, yani artık bilinen, herkesin kabul ettiği, hakkında çok şaibe olmayan, iyi kötü fikir yürütebildiğimiz, 10 yaşındaki çocuğun bile anlayabileceği şeyler üzerinden dini tartışmayı düşünüyorum. Atıyorum Kur'an'da Allah elleriyle yarattı dediğinde, orada el diyor, demek ki bir insandan bahsediyor, Allah'ın eli mi var gibi ucuz sorularla gelmeyeceğim zaten. Yani mecaz olabilir, ikinci anlamlar olabilir. Bu açık değil mi yani? Tabii canım. Burada yani iki elimle yarattığım dediğinde biz tabii. Yani herhalde de bir çat al sana Kur'an'da antropomorfik bir tanrı o kafada diye değilim canım demiyoruz ben. Yani. Güzel. Ama mesela çok net böyle bir ifade varsa, bilimle çelişen veya bilimsel görünen ve bunu yorumlamak gereken, bunları da konuşmak taraftarıyım. Yine söylediğin güzel bir şey var. İşte hepsini bilmiyor olabilirim, duymamış olabilirim. Doğru. Mesela ben sana bir şey sorsam, o konu hakkında bir şey bilmiyor olsan ve cevap vermesen o konu çürümüş olmaz. Tabii. Daha iyi bilen birisi belki çıkacak, açıklayacak. Şu an hangi ayetleri soracağını da bilmiyorum ve şunu diyebilirim sana çok açık bir şekilde. Ben bu ayet üzerinde çok fazla düşünmedim, bu kadar. Kapar geçeriz, üstüne düşmem ya. Nasıl bilmezsin, nasıl Müslümansın sen falan. Umurumda olmaz o kadar. Herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Ben de her şeyi bilmiyorum sonuçta. Öğreniyoruz hep beraber. Bunun dışında hani evet mesela bilim şu anda bir konuyu %100 açıklamamış da olabilir. Atıyorum herhangi bir şeyin tanımını veya geçmişini, geleceğini tam kestirmemiş de olabilir. Hipotezler üretirler. Bunların bir kısmı yanlışlanır, sınanır, teoriye dönüşür belki. Yarın öbür gün daha başka şeyler de öğrenebiliriz. Ama artık yanlışlanmayacağından neredeyse emin olduğumuz bazı şeyler vardır. Bunlarla çeliştiği takdirde büyük problemler çıkar ortaya. Ben sana şey de sormak istemiyorum. Cinler gerçek mi? Hadi nasıl temellendiriyorsun bilimle? O çünkü bilim o alanla ilgilenmiyor. Metafiziğe dalmıyor. Bilim amaçtan da bahsetmiyor. Ya taş düştü, şu amaçla düştü. Biri gönderdi gibi değil. Bilim kanunları açıklıyor. Süreci açıklıyor. Sebepleri veriyor. Amacı genelde bizler atfediyoruz. Bu yüzden de ne amaç atfettiğinden ziyade olayları, neden sonuçları nasıl açıkladığını görmek istiyorum ben. Anladım. Sen açıklamanı istiyorsan bitir. Sonra konuyu fazla dağıtmadan yani ben tek tek ilerleyeyim. Yani şöyle mesela ben Kur'an'daki iddiaların hepsinin bilimsel verilere de dönüşebileceğini, bilimsel yargılar anlamına gelebileceğini de, gelmeyebileceğini de düşünüyorum. Yani Kur'an'ın bütün ayetleri, en azından şöyle diyelim, yani yargı bildiren. Mesela zaten biliyorsun ki söz eğer bir yargıda bulunmuyorsa, yani şu anlamda haberde bulunmuyorsa, bize bir şeyden haber vermiyorsa o sözün doğru veya yanlış olmasından da bahsedemeyiz. Yani ellerinizi yıkayın sözü doğru veya yanlış değerini taşıyabilecek bir şey değil. Hoşuna gider, gitmez, ben bunu sevdim, sevmedim, bunların hepsi doğru olabilir bunun hakkında, ama ellerinizi yıkayın dediğinde bu ayet yanlış bir ayet deme şansımız yok. Çünkü bu bize aslında bir haberde bulunmuyor. Yani ihbar etmiyor. Sadece bize bir emir veriyor, inşa ediyor. Yani dolayısıyla ben bir bardak su verir misin dediğimde yalan söylüyorsun diye bir şeyde bulunmadığımız açık. Ama onun haricindeki ihbar bildiren bütün yargıların da aslında bilimsel bir veri olarak da alınabileceğini düşünüyorum. Bu senin bilimi nasıl tanımladığınla alakalı bir konu. Yani mesela 1910'larda Viyana çevresindeki bir pozitivist anlayışla bir bilim yapıyorsak, öyle olması gerektiğini düşünüyorsak, Adler değil mi sanırım? Dil, Doğruluk, Mantık kitabının yazarı Adler'di değil mi? Yarım yamalak hatırlayıp söylemeyeyim. O kafayla gelmedim. Dil, Doğruluk, Mantık adlı kitabın yazarı. Unutuyorum. Karıştırıyorum, bir tane de şey var ya, psikolog var ya. Neyse işte o. Ona mesela hani hangi önerme bilimseldir diye sorsan, işte şu şeyleri taşıyan, doğrulanabilen, kanıtlanabilen yargılar bilimsel yargılardır diyor. Karl Popper'a geliyoruz. 1900 kaçlarda yapıyor bunu? Yaklaşık olarak 50'lerde falan yapıyor sanırım. 30'larda doğduğu için. Herhalde o civar 30-40, 50-60'larda neyse. O diyor ki bu bilimin kapsamını daraltan bir şey. Yani biz bunu yanlışlanabilirlik kriterine dönüştürelim. Çok tutmadı gerçi ama evet. Hala bence çok şey, yani kabul görmeyen bir şey değil bayağı. Önemli değil. Kabul görüp görmemesinin bir önemi de yok zaten. Önemli olan bunun bir bilimsel teklif olarak geçerli bir teklif olması. Yanlışlanabilirlik kriterine baktığımızda dikkat edersen mesela şöyle diyebilir birisi. Yani Wittgenstein'e sorsak işte dini metinler doğru da olmaz, yanlış da olmaz falan diyebilecektir. Ama Karl Popper'ın yanlışlanabilirlik önermesiyle, yani burada en azından bir şey var. Yani bunun hangi kaynaktan geldiğinin önemi yok bu ayetin. Sonuçta Allah'tan mı geldi, kimden geldi? Bunu umursamaksızın bu artık yanlışlanabilirlik bir şeyine sahip. Bir bakıyoruz Kur'an'da bir şey yazıyor. Doğaya bakıyoruz, doğada öyle değil. Bunu işte bilimsel metotlarla yapıyoruz. Bak yanlışlanabilir. Dolayısıyla Kur'an ayeti bir bilimsel veri haline geldi. Ama bunu Viyana çevresinde ki bir insana sorduğumuzda, yani dini kitapların bilimle uzaktan yakından nasıl alakası olabilir gibisinden bir şeyle karşılaşacaktır. Dolayısıyla biz bilimsellik kriterini ne olarak başta belirleyeceğimize göre Kur'an'ın verilerinin bilimsel olup olmaması veya anlamlı olup olmaması, yani bilimsel açıdan bir anlamının olup olmaması, ya ayetlerin, bilimin onları dikkate alıp almayacağı mesele bile bir uçtan bir uca değişiyor. Şimdi soru şu. Bilimin, yani bilimsel önermelerin doğrulanabilirlik veya yanlışlanabilirlik kriterine göre yapılması gerektiğini kim belirliyor? Ve niye, nasıl belirliyor? O işin uzmanı olan bilim adamları diyelim. Yani biz onlara bu konuda ne yapıyoruz? Bir anlamda güveniyoruz. Güveniyoruz. Karl Popper, yani bir adam çıksa dese ki mesela genelde şeye, Marx'a sataştığı için solcular sevmez Karl Popper'ı. Karl Popper çok yanlış şeyler söylemektedir. Ne tesadüf ki şey hakkında, Marx hakkında da kötü şeyler söylemektedir falan filan. Hegel'e de şey yapar. İşte Platon'a da biliyorsun itirazları vardır. Şimdi Karl Popper'ı dikkate alsak ve ona güvensek bilimsel olma kriterimiz değişti. Karl Popper'a durduk yere güvenmeyiz ama yani. O öyle bir anda 3-5 kişinin keyfi bir şekilde ben Popper'cıyım abi. Bence yanlışlanabilircilik daha mantıklı demesiyle bilim değişmiyor aslında. Soru şu. Mesela Kur'an'da 5-10 tane ahlak ayeti bulunca Kur'an ahlak kitabı olmaz. Doğru. Ama bunun güvenebiliriz gibi de. Yani birçok insan mesela ben o kadar bilim felsefesi yapacak halim yok, bilimsel araştırmaların mantığı diye kocaman saçma sapan, yani saçma sapan değil mi? Bayağı bir adam emek vermiş. Böyle bir kitabı yazabilecek birikimim yok. Yapacak bir şeyim yok benim. Ben Karl Popper'ın bu yöntemini bayağı da mantıklı geldi. Sezgisel olarak sağduyularıma uygun geldi. Ben buna yaslanıyorum. Zaten aslında bunlarla çok işim de yok. Ben bilim felsefecisi değilim ki. Ben sonuçta araştırırım, yaparım, bulurum. İnsanlara faydalı bir şey bulduğumu düşünürsem, makalemi yazarsam, bilimsel bir tespitte bulunursam benim görevim bitmiştir de diyebilir bir bilim adamı. Yani bir bilim adamının zaten bilim felsefesiyle ilgilenmesi ve bilimin ne manaya geldiğini, bilimin mahiyetiyle ne olduğunu, bilimin mahiyetini... Bilim felsefesine dalarak konuyu çok dağıtırız. Çünkü bilim felsefesi de aslında asıl olması gereken felsefe mi, diğer felsefeye gerek kaldı mı gibi yani, tartışmalar da var. Yani. Şöyle bir mevzu var. Ben şimdi anlamlandırmaya çalışıyorum. Şimdi bilim felsefesi... Kestirmeden gidebiliyor musun? Şunu diyorum. Bilimden ne anladığını mesela sen söyle. Ha. Benim anladığım bilim şudur, tamam, şu kriterler geçerlidir. Oradan ilerleyelim. Yani şöyle. Şimdi sorarak ilerleyebilir miyim? Şimdi Karl Popper, yani burada sadece şey yapıyorum, hani bu kanaat belirtebilirsin, ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum falan diyebilirsin. Ben sorarak burada gidersek daha böyle diyalektik güzel gideceğini düşünüyorum. Konuya girmek uzuyor, sıkıntı o. Karl Popper sence neden doğrulanabilirlik kriterini beğenmeyip yanlışlanabilirlik gibi bir kriter teklif ediyor bize? Şimdi ben bu konuda bir dakikada cevap versem yanlış cevap vermiş olacağım. Veya biraz daha uzatıp daha geniş, daha bilgili bir cevap vermeye kalkarsam senin belki itirazların olacak. 15 dakika daha bu konuyu tartışacağız. Emin ol, benim bilimden ne anladığımdan ziyade burada senin bilimden ne anladığın önemli. Çünkü burada inandığı din ile bilimin çelişmediğini göstermesi gereken sensin. Ben tamam. Değilim. Şimdi ben şöyle diyorum. Şimdi bana göre Karl Popper'ın yanlışlanabilirlik kriterini seçmesinin hiçbir bilimsel dayanağı yok. Dolayısıyla buradan şuraya varmaya çalışıyorum. Karl Popper'ın bir bilimsel önermenin neden bilimsel olduğuna dair bize söyleyebileceği hiçbir bilimsel veri ve şey yok. Bu sadece bir felsefe. Yani diyorsunuz ki kardeşim bakın yanlışlanabilirlik kriteri. Yani şunu görmüyoruz aslında. Bak dikkat et. Mesela yanlışlanabilirlik kriteri aslında şu da demek. Yani bilimsel önermeler yanlış olması zorunlu olan önermelerdir. Yani en azından teorik olarak. Yani fiilen değil. Teorik olarak yanlış olabilmesi mümkün olsun. Hatta bazıları yanlışlansın. Yanlışlığa ilerleyelim güzel. Falan. Şimdi dikkat et bak, evet. Adam da diyor ki yanlışlamadıkça da biz bunları doğru kabul edelim. Aslında bir önermenin Karl Popper'a göre bilimsel olarak doğru, yani bilimsel olarak makbul olabilmesi diyelim, muteber olabilmesi henüz bunun yanlış olduğuna dair bizim bir şey yapamamamızdan ileri gelen, yani bilmiyorsak öyle kabul edelim mealine varan bir şey. Dolayısıyla Karl Popper'a göre bir önermenin bilimsel olduğunu söylememiz ve buradan ilerlememiz. Mesela ben diyelim ki Karl Popper'ın bilimsellik tezini benimsiyorum. Ve buna göre bir bilim anlayışım var. Bu bilimin kendisinin bilimsel bir şey olmadığını, bilimin felsefe tarafından yapıldığını söylememize engel olmuyor. Aslında biz bilimle felsefe, bilimle din çatışır mı derken doğal olarak felsefe ile din çatışır mı gibi bir mevzuya geliyoruz. Buradan nereye bağlayacağım olayı? Newton'a bağlayacağım. Newton, dediğim gibi biz bu tartışmayı 200 yıl evvel yapsaydık Newton'un dedikleri üzerinden şöyle bir tartışma yapmayacaktık. Bilimle din çatışır mı demeyecektim mesela. Böyle bir soru sormayacaktı Muhammed bana. Şöyle bir soru soracağım. Ya 500 sene önce de felsefe tartışmayacaktık hukuken. Felsefe, bugün üzerinden ilerlesek. Felsefe dinle çatışır mı gibi bir şey olacaktı. Ben diyorum ki tartışma hala değişmedi. Aslında biz bilimle din çatışır mı derken hala şunu diyoruz. Felsefe dinle çatışır mı? Felsefe düşünce ürünüdür. Neye dayanmaz nihai kertede? Gözlem ve veriye dayanmaz. Dolayısıyla bizler bir bilimsel veri üzerinden mesela şöyle bir teori kuracak olursak, bilimsel bilgiler kesin bilgilerdir dediğimizde bunun bir bilimsel önerme olduğunu kabul ederken bilime dayanmadığımızdan dolayı, düşünceye dayandığımızdan dolayı ve bu düşüncenin de insan üretimi bir şey olduğundan dolayı ve bazı kabullere dayandığından dolayı ve dikkat edersen Karl Popper'ın benim kanaatime göre yanlışlanabilirlik kriterini seçmesi için hiçbir bilimsel gerekçesi yok. Yani biz doğrulanabilirlikten devam edebilirdik hala. Ve hala bugün devam etmek isteyen devam da edebilir. Ben 3. 4. teklifi de yapabilirim bu arada. Ne senin dediğin olsun, ne işte Viyana çevresininki olsun, ne Karl Popper'ınki olsun. Mesela neydi adamın adı? Amerikalı meşhur Neumann. Von Neumann. Bu bilgisayarın ve falan bayağı emeği geçmiş olan dahilerden şeyde. Mesela benim bilim anlayışım ona çok yakın. Hatta sen de kitabında bahsediyorsun şeyden. Şurada şeyi var. Bu adamın bilimsel anlayışını şey yaptı. Yani 293 sayfa. 293'te bir dipnot alıntısı yapmıştım. Şöyle söyleyeyim sana. Bu kitabın benim açımdan nasıl diyeyim, mutlu eden dipnotuydu. Çünkü ben Neumann hakkında böyle bir malumata sahip değildim ve Neumann'ı okumadan ben böyle bir bilimsel teori anlayışına sahiptim. Neumann'ı duyunca bayağı şaşırdım. Şöyle diyor dipnotta, sen de demişsin hatta, aynı fikirdeyiz. Şöyle diyordu: bilim açıklamaya, hatta yorumlamaya bile çalışmaz. Ne yapar o zaman? Bilimin esas işi model kurmaktır. Model, gözlemlenmiş bir olayı betimleyen bir takım sözel yorumlar eklenmiş matematiksel bir inşadır. Hem yorumlamaya çalışmaz dedi, hem de bir takım sözsel yorumlar eklenmiş matematiksel bir inşa dedi. O da enteresan bir olay ama neyse. Yani buradaki nakli doğru kabul ediyorum yani. Belki de biraz öyle dememiş de olabilir. Çünkü bana biraz garip geldi. Bu tür bir matematiksel inşanın meşruluğu tamamen işlerliğine bağlıdır. Şimdi benim açımdan, benim bilim anlayışım, bilimden anladığım nacizane şu: ben bir bilim filozofu değilim. Ama bilimi anlamaya çalışıyorum. Felsefesini anlamaya çalışıyorum. Sanırım Karl Popper'ın da yanlışlanabilirlik kriterini tercih etmesinin ardında bilimin alanını daraltmayalım gibi, dikkat edersen böyle teknik, uygulamaya yönelik, ya kardeşim bilimi çok şey yapıyorsunuz, zulmediyorsunuz ona gibisinden böyle bir yaklaşım var. Yani böyle bilimsel bir 1, 2, 3 önerme, yaptığımız deneyler, gözlemler. Lütfen. Bir saniye, şurayı bitirme müsaade. Salarsamam bitmiyor. Sıkıntı o. Şu anda herhalde bir 45 dakika oldu diye düşünüyorum. Hala tamam, konuya sonuna geldim. Şimdi mi? Ben de yeni ateizmin bilim anlayışına gireyim mi tamam, şimdi? 2 dakika müsaade. Okay. 2 dakikada bitiriyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 bu sebeplerden, bu deney ve gözlemler neticesinde bizler yanlışlanabilirlik kriterinin doğrulanabilirlik kriterinden daha iyi bir bilimsel kriter olduğunu tespit ettik demiyor. Aynı benzer kaygı. Neumann'ın dediği gibi abi, daha işe yarar bir şey. Yani daha işe yarar bir şey. Güzel. İşime yarıyor. Bitti. Neumann bunu daha güzel ifade etmiş bence. O bir adım daha artmış. Geç demiş yanlışlanabilirliği. Kardeşim ne yanlışlanabilirliği? Ben sadece bilimin, bir önermenin, bir şeyin bilim olması için bana sadece şu yeterli: İşe yarıyor mu? Sorun çözüyor mu? Hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. O zaman yani 2 tane söz nakledeceğim. Aslında Neumann'ın demek istediği şey şu: bilim kısaca dilsizdir. Hazreti Ali'nin meşhur bir sözü var Kur'an hakkında. Kur'an konuşmaz. Onu siz konuşturursunuz diyor. Kur'an sessiz bir kitaptır. Neumann da demiş ki, Hazreti Ali'den kopya çekmiş, bilim konuşmaz. Onu siz konuşturursunuz. Okey, şimdi söylediğin şeyler üzerine yine gidilebilir. 15 dakika daha konuya girmiş olmayız. Yani itiraz yapmak veya desteklemekten ziyade şunun anlaşılmasını istiyorum: bilim hakkında farklı yorumlar yapılabilir. İnsanlar bilimi farklı da anlayabilirler. Richard Dawkins'e bakarsan, Hitchens'e bakarsan, onlara sorsan bilim dediğin şey direkt Tanrı'yı araştırmalıdır, cinleri, melekleri araştırmalıdır, bunu yapabilir ve onların var olmadığını ispatlayabilir. Şimdi bence bu saçma bir şey. Bence metafizik bilimin konusu olamaz. Metafizik biraz imanın konusu veya bizim açıklayamadığımız, bilimin de açıklayamayacağı şeylerin konusu. Bu bir ön kabul. Bu yüzden de hani onlar şöyle düşünüyor veya böyle de söylenebilir, bilim felsefesinde şöyle dayandırılmıştır, bu konuyu uzatır. Ve belki seni çok tanımadığımdan ön yargılı düşünmüş de olabilirim. Bana şöyle geldi: ben sana birkaç tane bir şey soracağım. Bunlar hakkında kuşkuların var. Tahmin etmiyorsun ne soracağımı veya ettiğin bazı şeyler var. Erkenden ben yolunu yapayım da hani cevabını vermeyeceğim bir şey olursa sıkıntı yaşamayalım. Temelleri koyalım, mantığını kuralım. Zaten soracak çok da bir şey, girişemeyiz böylece. Benim önümü kesmeye çalışıyorsun gibi geldi. Hiç alakalı. O zaman sana, konuyu daha fazla dağıtmadan ben sana biraz soru sorabilirsem sevinirim. Sadece şunu, yani bunu anlatmadığım takdirde şöyle bir sıkıntı olacaktı. Ben diyecektim ki mesela, sen diyecektin bu ayet bilimle çatışmıyor. Ben diyecektim bilimle çatışmıyor. Ne alaka? Okey, sence öyleyse sıkıntı yok der geçerdim. O zaman ben de bunun neden bilimle çatışmadığını anlatmam için sana bu 15 dakikadır anlattığım şeyi bir de anlatmak zorunda kalacaktım. Gerek kalmazdı ya. Karşımdaki hiçbir şey bilmeyen bir insan değil sonuçta. Ama şöyle, hani sonuçta sen bir soru soruyorsun. Ben bu neden bu cevabı verdiğime dair açıklama yapma ihtiyacını ben hissedersem. Çok sevdiğim bir söz vardır. Yani hissederim. Lafın tamamı aptala söylenir diye. Bu yüzden hani biraz hızlı da ilerleyebiliriz bence. Güzel. Ama yani şimdi şöyle bir mevzuda, yani sen benim bu dediklerime mesela genel olarak, yani çok çarpıcı bir temelde itiraz ettiğin bir yer var mı? Yani ben mesela yanlış bir tasvirde veya yanlış mantıklı bir şeyle yaklaştım mı olaya? Yani Neumann'a katılsam mesela sana göre, ki ben dediğim gibi Neumann'ın bu sözünden haberdar olmadan neredeyse %95 Aynı kanaatteyim. Bu yorumlama meselesini yine katmış da, yorumlama çok önemli bir, kritik bir kelime orada. Biraz da çelişkili kullanılıyor. Ben şunu diyorum. O yüzden hani aslında emin ol hiç ilk başladığımız yerdeyim tam. Tam o sınır şeyindeyim ben işte. Yani bilim nerede felsefeden ayrılıyor? Tam da bunu irdelemen gerekiyor. Dolayısıyla aslında biz bilimle çatışıyor mu derken aslında aynı şeyden bahsediyoruz. Felsefeyle bilim, din çatışıyor mu diye bir tartışma yaptığımızın şu anda fark edilmesi lazım geldiğini söylüyorum. Şimdi felsefe üzerinde mesela yorum yaparsak, örneğin Hegel'in, çok iyi hatırlıyorum, felsefe dediğin sadece teolojidir, teoloji olmayan felsefe, felsefe değildir gibi sözleri de vardı. Evet, güzel sözler. Şimdi biz felsefeyi böyle alırsak sadece Tanrı üzerine konuşmamız gerekir. Alınmaz değil. Bu da bir şey. Yani bu da bak işte. Ama şu an yeri değil. Güzel bir, anlatabildiğim şey. Ama şöyle eğer. Eyvallah. Ben de zaten tam o sınırdaki problemli alanlara işaret etmeye çalışıyorum. Mesela bunun güzel bir sorusu daha var. O sınır alanlara. Mesela matematik bir bilim midir? Çok zor bir soru. Evet. Yani zor bir soru. Neden? Hatta matematik bir din midir? Keşif midir? Sokaktaki adama sorsak. Hiç sokaktaki adama bunları sormayız mı? Hayır mesela sokakta genel. Ben yoldan geçen bir adama mesela icat mıdır? Keşif yani midir? Hani, sormam. Şunu demek istiyorum. Genel bilim algısı, sosyolojik olarak insanların zihninde bir bilim algısı var. Bu algıya yaslanarak sokaktaki 100 adama mikrofon tutsak, bilimle çok haşır neşir olmayan adamlar. Sizce matematik bilim? Büyük ihtimal çoğu şunu diyecektir değil mi? Ulan matematikten daha iyi bilim mi olur? Yani her şeyin kesin oldu. Şimdi fizikte, biyolojide bir sürü olay karışmaya başlıyor. Tarih giriyor, arkeoloji giriyor, fosiller giriyor, bilmem ne falan. Matematikte öyle bir olay yok. Şimdi tartışmalı bir konu çünkü. Eyvallah. Matematik işte konusunda. Onu diyorum bak, tam sınır alanındayız. Matematik gibi bir mevzu. Tamam, matematik gibi bir mevzunun bile biz bugün bilim olduğunu henüz karar veremedik. Şimdi bilimin sınırlarını belirlemen lazım. Şimdi değerli kardeşim, 30 dakika olduysa 5 dakika bile konuşamadım. Her lafa girdiğimde sürekli lafın bitmeden başka bir konuya geçiyoruz. Bir kendimi açıklayayım rica ediyorum. Peki. Matematik dediğin şey keşif olarak da yorumlanabilir. İcat olarak da matematiğin bir dil olduğunu da söyleyebilirsin. Matematik zaten sabitti. Değişen bir şey yoktu. Biz kendimiz biraz gelişe gelişe yeni formüller, yeni sayılar, bir şeyler keşfettik de diyebilirsin. Biyolojiden, kimyadan, fizikten bahsettiğinde sadece bundan bahsetmiyoruz. Yani yer çekimi biz keşfedene kadar yoktu gibi bir şey yok mesela. Ama canlıların değişimi gibi şeyler var. Tanımlar değişebilir. Yer çekimi keşfedilebilir mi? Yer çekiminin hala keşfedilmediğini düşünüyorum ben. Yeterli bir veri olduğunu düşünmüyorum. Onu gök itimi olarak da yorumlayabilirsin çok istersen. Yani aslında bir yorum, yani yorum olduğu için keşfedilemeyebilir. Şu an sadece hani yanlışlayabilecek net bir şey çıkmadığı için ortaya yer çekimini kabul ediyoruz. Fakat yer çekimi değil başka bir isim var. Ya, gene bu kabuldür. Yani yer çekimi aslında bir mecaz. Sayılır. Bilimsel bir mecaz. Yani hani kara delik. Fakat bu diğer her şey için geçerli değil. Eyvallah. Şimdi kara delik deyince onu böyle kocaman böyle siyah bir delik gibi düşünüyor. Ya büyük mesela Big Bang diyoruz. Aslında patlama falan yok. Ha, evet. Ama bunlar çok teknik. Yok. Onlara girmeyeceğim doğru, zaten. Ben. Yani şimdi burada şunu da bir şey yapmak lazım. İşte tam bu sınır uçlarında enteresan bir şekilde şöyle bir olay oluyor. Bak bunu Kur'an'a şöyle bağlayacağım. İnşallah. Yorum, tevil diyorsun ya. Bilimin en uç noktalarına gittiğimizde şununla şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Abi en sınırda kullandığımız şeyler aslında birer mecazdan, sembolik şeylerden ibaret. Yani dalga diyoruz. Ne anlıyorsan artık. Hani bir Müslümanın meleklerin kanatları vardır diyor Allah Kur'an'da. Bir Müslüman meleği görmeden kanatlarını nasıl anlayabilir? Herhalde yani en iyimiz işte Hristiyan ikonlarında var olan işte kuşların biraz daha güzel böyle resimlenmiş kanadı gibi anladığı gibi. Yani bizler mesela işte bize bilim adamları şunu diyorlar. Dalga. Abi dalga deyince aklına böyle gösterilmiş şunlar geliyor. Herhalde dalga böyle bir şey. Bilimi bilen birisi öyle anlamıyor işte. Biz en avama göre konuşmayacağız zaten. Ama en profesyonele göre de konuşmayacağız. Ama soru burada şu. Dikkat edersen bilim sınır uçlarında bir yoruma değil bir sembole dönüşüyor. Yine özel bir şeyi genelleştirmiş gibi olmuyor muyuz bu şekilde? Bütün bilimin böyle olduğunu söyleyebilir misin gerçekten? Bilim sınır uçlarında. Tamam, sınır uçlarından bir şey sorarsam mesela sana oraya dokunan, o zaman böyle bir açıklama yapıp vereceğin cevabı daha güzel temellendirebilirsin. Ama şöyle mi? Konuya giremeden bambaşka bir, aslında şöyle oluyor. Videonun başlığını şöyle değiştirmemiz gerekiyor. Bilim ve felsefe arasındaki fark nedir? Hiç dine girmeden. Şöyle yani veya felsefe ile din arasındaki fark nedir? Ben çok bağlantılı değişiyor bir yerde konuştuğumu düşünüyorum. Çünkü şundan dolayı ben bir yöntem üzerinden her şeyi eleştirip süzgeçten geçirme taraftarı olduğundan dolayı. Okuduğun kitabımı da orada mesela din, bilim ve felsefe ayrımı yaptığım 70 sayfalık bir bölüm var. Not almışsındır zaten. Hani oralardan da mesela itirazlarla gelebilirsin. Geleceğiz, fakat merak etme. Konu bu değil. Tamam. Konumuz Kur'an, hadis. Biz daha bilimin ne olduğunu çözemedik. Tamam. Şunu diyorum yani bak, en temeldeki verilere indiğimizde matematikte olsun, fizikte olsun, biyolojide olsun, şunda olsun, şunlarla karşılaşıyoruz. O en temele inmemiz, diyorsun ki boş ver en temel, en temel bizi ilgilendirmiyor. Ama ben diyorum sana ki, kuantum fiziği de sormayacağım. Tamam, ama şöyle, en temele indiğimiz zaten bizim en temele inmemizdeki gaye şudur. Felsefesini yaparken de ya nihayetinde iyi de biz bu verileri bu inançlara, bu kabullere yaslanarak bilimsel bilgi diyoruz. Şimdi senin burada bilimsel bilgiden insanların anladığı bilimsel akan sular durur mevzuna bu konulara eklediğimizde abi bilimsel akan sular belki de durmayabilir gibisinden çok ciddi bir agnostik itiraz geliyor. Teoriye göre değişir. Hipoteze göre değişir. Bilim evet değişebilir. Yarın başka açıklamalar yapabilir. Bugün bizim çok böyle güvendiğimiz bir konu yarın bambaşka çıkabilir. Ama böyle olmayacak konular da vardır. Yani bütün bilim boydan boya değişir. Hiçbir şeye güvenemeyiz. O yüzden kitabımla çelişiyorsa mesela yine de kitaba güvenmem daha mantıklıya bağlanacaksa bu. Bence bunun için bu kadar konuşmaya da gerek yok. Evet. Evet. Ben girmek zorundayım programın bu arasına. Buyurun. Şimdi bir izleyici olarak dediğim gibi konulardan uzağım zaten. Yani anlamam felsefeyi bilmiyorum fazla. Bu yüzden hiç anlamadığım bir argüman sundun aşağı yukarı 1 saattir. Bu yüzden ben istiyorum ki bence bu konuştuklarını yayınlamaya bile ihtiyaç yok. Öyle söyleyeyim. Varsa bile özetlenerek yayınlanır. Çünkü sen özetleyemedin. Ben şimdi Diamond'a kafa karıştıracak sorular sormasını istiyorum. Yani lütfen öyle sorular sor ki cevap vermek zorunda kalsın. Okey. Biraz daha eleyim o zaman. Mesela 15 tane not varsa en sağlam 5 tane seçeyim diyelim. Onun da en zayıfından en kuvvetliye doğru gideyim. Şunu atlayayım. Şunu atlayayım mesela. Komik komik şeyler de var çünkü şeytan zart diye osurur tarzında. Hiç onları sormayacağım. Aldın mı gerçekten ama? Bunu senin için almamıştım ama burada duruyor. Onu da hakikaten yani tavsiye ediyorum. Sakın Twitter'da dönen muhabbetler üzerinden hadis getirme. Ya böyle hadislerin olması bence Twitter'da dönmesinden çok daha utanç verici yani. Bir ilim eğer bu şekilde yapılıyorsa. Allah Allah. İşaretlemiştim aslında da. 2. ciltte miydi acaba? İstiyorsan gönderebilirim de sahihinden. Tamam. Tamam. Bana mail adresini yazarsın, ben sana gönderirim. Yani şöyle, şeytanın zart diye osurduğuna dair haber ver. Ezan okunduğunda şeytan yeldene yeldene kaçar. Doğru. Net ifade. Bu ikisi arasında fark var. Tamam. Biraz daha egzajere edilmiş, komik bir hali var. Evet. Benim için zart diye de osursa, fıs diye de osursa fark etmiyor zaten. Şeytanın osurması apayrı bir komedi. Ya da sol elle yemek şeytandandır. Ne bileyim horozlar öttüğünde onlar melek görmüştür. Eşekler anırınca. O konuda reddiye yazdım bak. Ya, dolayısıyla Caner Taslaman'a reddiye yazdım. Tüm bunlara girecek olsam şimdi, oho. Şöyle geçenki videoda sen bayağı kitapta yazdın dedi ya. Dur ben de biraz şey yapayım da dengelensin. Ben o konuda tam da bu hadisi sordum Caner Taslaman. Bu arada Caner Taslaman'la aynı düşünüyorsunuz, enteresan bir de. O da şey dedi işte horozlar meselesini. Bak o makalede yazdım, makaleyi okursan orada cevabını bulabilirsin. Tabii. Biz şu an konuşmak istiyoruz. Yani makale okuyacak halimiz yok şu an programda abi. Yani işte acı ve hurması yiyene zehir dokunmaz, sineğin kanadı. Bunlar da mesela sahihte geçen şeyler. Onlara da kendince bir açıklama bulabilirsin muhtemelen. Onlar sence bilimsel mi peki, onu sorayım. Çünkü direkt bir tavsiye var ya. Sinek eğer içeceğinize düştüyse bir kanadında zehir vardır. Diğerinde panzehir vardır. Diğer tarafını da batırın ki eşitlensin diyor mesela. Bu net aslında çok bilimsel bir iddia bu. Evet. Zehirle, tıpla alakalı bir iddia. Evet. Bu sence doğru mu? Koronavirüs yani... Direkt sinek üzerinden gitsek. Koronavirüs hakkında söylenenler 2000 yıl, bu virüs hakkında 2000 yıl sonra böyle bir varlıktan bahsedecekler. Ve bizler o varlığın yani hastalık evresinde bile geçirmiş olduğu evrelerden dolayı bize koronavirüsü anlatacaklar. Koronavirüs Allah Allah diyeceğiz. Koronavirüs şöyle şöyle yapıyormuş. Elimizdeki koronavirüsün ataları olduğunu düşündüğümüz şeylerin hiç böyle yapmadığını düşünecekler. Bize diyeceğiz ki yani bilimsel olarak bunun bir açıklaması var. Çünkü bunlar evrim geçiriyorlar. Bağışıklık kazanıyorlar. Bir aşı yapıyorsun. 3. aşıyı yapman gerekiyor diyor. Çünkü niye ona bağışıklı hale geldi vesaire diyorlar. Dolayısıyla o sineğin o topraklarda o vakit olması bugün olması gerektiği anlamına gelmez. Bu bilimsel olarak da geçerli bir önerme. Araştırabilirsin bu konudaki makaleleri. Tabii. Yani direkt net bir iddia var. Sinek zehirlidir. Bir kanadı şöyle. Sinek o günden bugüne evrimleşti. Kendi kendine zehrini yok etti diyorsun yani. Şimdi sinekteki buna dair bir kanıtın yok. Mantıki bir çıkıyor. orada geçen elin ne olduğunu yorumlaman gerekiyor. Bir ahdi zihniden mi bahsediliyor yoksa bir istiraktan, cinsten mi bahsediliyor? Yani bütün sinekler böyledir mi diyor. Bu Arapçada çok açık. Yani tamam, bir kanadında şifa, diğerinde zehir olan bir sinek türü biliyor musun mesela? Saniye, şu anda bilmiyor olmamızı diyorum zaten. Tamam. Bunların tarih içerisinde 1000 yıla, bak virüs 10 gün içerisinde evrim geçiren bir hayvan. Bir dakika, yani şöyle bir sıkıntı var. Koronavirüsü kapmamız ayrı bir şey. Bir sineğin kendi tabiatında bulunan bir zehir ve panzehir özelliğinin eriyip yok olması başka bir şey. Niye olabilir işte, evrim bunu olamaz. Tamam, buna dair ama sadece zan var ya. Olan canlılar, ben cevabımı aldım. Tamam. Ya kuyruğu bu konuda olan, bir zannım var. Kuyruğu olan, hayır diye bak diyorum ki bu mümkün bir şey. Burada hiçbir sıkıntı görmedi. Bu ihtimal varsa demek ki akla çelişen bir şey yok. İhtimal var çünkü. Yani bir sinek olabilir, türü yok olmuş olabilir ve biz onu şu anda tespit edemiyor olabiliriz. Bunda sakınca ne var? Herhangi bir itirazda bulunmuyor musunuz? Böyle düşünüyorsun demek ki. Bunu anlamaya çalışıyorum. Bu bir ben ihtimal. Olsam böyle savunmazdım. Şöyle şahsen. Bu bir ihtimal. Neden bir ihtimal? Yani ben burada şu şekilde cevap veriyorum. Ben bu sineğin ne tür olduğunu, ne yaptığını, ama böyle bir ihtimal varsa, yani diyelim ki bu söz 4 anlama gelebiliyor. Buradaki eli yorumluyorsun. Diyorsun ki el burada ahli zihnidir. Yani orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzurundakilerin o kelimeyi söylediğinde el ne anlama gelecek? Yani İngilizce'deki the Arapçada 3 anlama geliyor. Yani ya ben bildiğim şu bana bardağı var dediğimde, atini el kes dediğimde bilinen bir bardaktan bahsediyorum. Veya la teksiru el kes dediğimde, bardakları kırmayın dediğimde genel bir bardak şeyinden bahsediyorum. Bu her zaman kullandığımız, bir cümle içinde bile değişebilen bir şey. Şimdi sen burada bir yorum yapıyorsun. Elin ne anlama geldiğine. Bilimde yorum yaptığın gibi. Dolayısıyla anlam burada... Bilimde bir şey 3 farklı anlama gelmiyor gerçi. Bak benim şöyle bir metodum var. Yok 5 anlama da gelir bak. İstersen sorayım bir tane. Tamam. 3-5 farklı anlama gelen ne var mesela bilimde? Şimdi sana... Buna hem bardak hem masa diyen var mı? Peki. Mesela şöyle bir soru sorayım sana. Ben sordum. Soruya soruyla karşılık almazsam daha tatmin olurum. Şöyle bilimde yorumlanma diye bir şey var diyorum. İşte sen cevabını ver mesela bu konuda. Dedim ya, teklif edeceğim bir tane mesela. Örnek olarak sence çaydanlığı ocağa koyduk. Su kaynıyor. Suyun ısınmasını bize bilimsel olarak nasıl anlatırsın? Bambaşka bir konuya geçiyoruz ya. Ben senden başka bir konuda cevap istiyorum. Sen bana suyun kaynamasını soruyorsun. Bak, suyun kaynamasını sana başka bir hadisle geldiğimde mesela güneş kaç derecedir mi soracaksın bana? Şunu diyeceğim. Bilimsel bir olay var burada. Suyun ısınıp kaynaması. Sen bunu mesela nasıl anlıyorsun? Bize anlatır mısın? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben farz et ki herhangi bir bilimsel yargıya sahip değilim. Sadece bilimin sunduğu bazı şeyler görüyorum. O zaman ben anlatayım. Burada bazı iddialar görüyorum. Tamam. Anlatmana gerek yok. Merak ettiğim bir şey değil. Benim merak ettiğim mesela sana sorduğum hadisi nasıl cevaplayacağım? Tamam. Sırası geldiğince anlatacağım. Ben sana peygamberin kaç yaşında öldüğünü sorduğumda Aristoteles de canım şu kitabı 46 yaşında yazmıştı demen benim için bir şey ifade etmez. Tamam, o zaman şunu anlatacağım. Şimdi bir bilimsel fenomen var. Bunu bilimle biraz haşır neşir olanlar bilirler. Bence bilimle biraz haşır neşir olanlar sorulara doğrudan cevaplar da verebilirler. Peki sana şunu söyleyeyim. Mesela az önce anlatmış olduğum bir şey mevzu. Su nasıl ısınır? Mesela ilkokulda, ortaokulda özür dilerim bize nasıl öğretiliyor bu? İşte bir ısı kaynağından ısı ne oluyor? Hareket ediyor, yani naklediliyor. Isının intikali, yani ateşten, sağduyularımız da zaten bunu söylüyor. Isı, ısıyla eşitlenir genelde. Sıcak bir şeyi soğuk bir şeyin yanına koyduğunda en sonunda aynı sıcaklığa ulaşırlar. Fakat ateş sürekli sıcaklığını koruyan bir şey olduğu için suyu da gitgide ısıtır. Suyun da bir kaynama derecesi vardır ama gerek yok. Yani işte bunları konuşmaya gerek yok. İşte bu ısıtır demen bir yorum. Açılması lazım. Hangi anlamda ısıtıyor? Yani bir enerji nakli oluyor mu? Evet, aslında su... Onun içindeki o ne diyelim artık, hidrojen, oksijen vesaire, çok teknik detaya inmeye de gerek yok. Değişim gösterebiliyor ya varlık. Yani enerji nakledilebiliyor mu oradan? Kendi enerjisini üretiyor diyelim daha doğrusu, değişim gösterdiği için. 2 farklı yorum yaptın şu anda. Hayır, ben bu konuda net bir kanıda bulunup bak bunun ispatı budur, şu kişi araştırmıştır değil. Ben 2 yorum yaptım diyelim. Bunun bir tanesi doğru olabilir, ikisi de doğru olabilir. Tamam. Fakat senin buna bu şekilde cevap vermen, sinek hadisinde yaptığın açıklamanın geçerli olduğunu göstermez. Hayır, dolayısıyla. Müsaade edersen biraz daha hani direkt sorulabilecek sorular üzerinden gidip konuyu dağıtmadan. Şimdi bak, bilimsel bir fenomen söyledin. Bu bilimsel fenomenin ben 2 farklı yorum olduğunu söyledim. Merak ediyorum ben. Ama ben sen sana bilimsel fenomenden bilim üzerinden birkaç tane soru soracakken bu kadar açıklama yaptıysan, biz seninle mesela Kur'an'daki herhangi bir ibadete dair, ahlaka dair, herhangi bir hukuka dair bir şey konuşacak olsak herhalde 45 yıl falan sürecek bu. Yok, o kadar sürmez. 36 yıl sürer. Muhtemelen. O da iyimser bir tahmin olur. Bak, suyun kaynaması tamam sana göre bir fenomen olabilir. Sana göre dikkat çeken bir konu olabilir ama şu an konumuz suyun kaynaması değil. Yani burada din gerçekten... Şöyle bir soru soruldu hocam. Şimdi bilimsel fenomenler mesela yorum içermez. Ben dedim ki bilimsel bir fenomen. Suyun kaynaması en temel. Ben bilimsel fenomenler yorum içermez demedim. Bununla alakalı biz şimdi mesela hani merak ettiğimiz şey şu. Ya düşünsene bak, ben bir Müslümanım ve bir Müslüman olarak senin de beni iyi savunmanı istiyorum. Arkadaki arkadaşlar da Müslümanlar. Şu an yanımızda bulunanlar. Evet. Ve onlar da senin İslam'ı iyi savunmanı çok istiyorlar. Çok iyi savunduğunu düşünüyorum. Çok iyi savunduğunu düşünüyorum. Ben çok iyi savunduğunu düşünüyorum. Peki bunun su kaynamayla ne alakası? Yorumlarda göreceğiz hocam. Şunu söyleyebilir miyim? Ya ben mesela sormak istediğim, biraz da böyle hani dalgaya da alabilirsin, birçok şeyi sormaktan vazgeçtim. Cevabının muhtemelen 55 dakika süreceğini tahmin ettiğim. Yok, ondan dolayı değil. Mesela ya direkt sahih hadis, kıyamet gününde Allah baldırını gösterir. Ya bunu mesela konuşmak şu an seninle muhtemelen komik olur. Çünkü baldırın ne olduğunu tanımlamaya başlayacaksın. Baldırdan kastın aslında gökyüzünün azameti olduğunu falan, muhtemelen başka bir şeye bağlayacağını düşünüyorum. Halbuki baldır baldırdır. Ama Arapçada onun 16. halini alırsan işler değişebilir. Şimdi şöyle, burada bunu baldır baldır olarak alırsan, az önce işte Adem'i iki eliyle yarattı. Aa bak bak, buradan o kadar da düşmeyeceğiz. Biz burada el demeyeceğiz. Evet. O yüzden çoğu şeyi kaldırdım diyorum sana. Alman arasında hiçbir fark yok. Bak orada dedin ki o kadar da düşmeyeceğiz dedin. Hayır. Şimdi bir dakika. Mesela benim elim açıktır. Elim boldur. Doğru. Bu demek oluyor ki ben çok rahat para dağıtabilirim. Benim baldırım açıktır deyince mesela bu ne anlama gelir? Yani bazı organlar üzerinden mecaz yapmak mümkündür. Her organ üzerinden de mecaz yapmaz. Benim omuzlarımın geniş olması, benim aynı zamanda kudretli olduğum anlamında da kullanılabilir. Gerçekten omuzlarım geniş olmayabilir. Peki. Veya elim uzun, hırsızlığımı ifade edebilir. Ya Allah baldırını açar gösterir, müminler de secdeye kapanır. Bundan sen ne anlıyorsun mesela? Şöyle, mesela İspanyolca'da kaşla alakalı hiçbir deyim olmayabilir. Sen İspanyolca bilmiyorsan, ben de bunu bilmiyorsam bunun kararını veremeyiz. Sen bir İspanyola, bizde kaşla alakalı bir deyim var, kaşını kaldırdı. Sizde niye bu yok abicim deme şansın bence garip olur. Sana ne kardeşim, biz İspanyollar kaşı deyim olarak almadık. Bir organın ne zaman bir Arapça deyim içerisinde geçecek ki organlar, bak dikkat et, organlar... Burada ne anlamda geçmiş mesela? Bak, Arapçası var, direkt okuyabilirsin istiyorsan. Organlar şurada tam da deyimin en büyük merkezidir. Evet. Mesela bu konuda senden baldırın kullanıldığı başka bir deyim daha sunmanı isterim. Tamam, şu anda aklımda yok, sana sunabilirim ama ben bu hadisi biliyorum. Bu hadiste geçen, nerede o? Şurada. لِيَسْجُدَ فَيَعُودُهُ zahruhu tabakan vahiden, yani diyor kanene yekşivu rabbuna ansaq. Acaba yanlış mı tercüme edilmiş? Belki de öyledir. Yekşivu rabbuna ansaqihi, bu kesinlikle mecazi bir ifade. Bu mecazi ifadenin kullanıldığı başka bir cümle sen kurabilir misin mesela? Bir yerden okumana da gerek yok. Hayır, ben Arapların, ne anlamda kullanılmış Arapların yani? Deyimiyle ben bir her deyimiyle konuşamam yani, bu çok açık. Fakat bu mecazi bir ifade olduğunu sana metinlerle ispat edebilirim. Tamam, ispatlamanı istiyorum o zaman. Yollarsın bana mailden falan. Çünkü ben bunun kullanıldığı başka bir yer bilmiyorum. Çok kötü bir şey yani, bu şey değil. İyi bir şey değil. Çünkü organlar, dikkat et, şöyle bir şeyin olması lazım zaten. Abi organsa şüpheleneceksin. Neden? Çünkü organlar dilde en işlek kavramlardır ve dikkat edersen dilde en işlek kavramlar İnanılmaz deyim üretme mekanizması. Mesela hand kelimesini aç İngilizce'de abi, sayfalarca deyim vardır. Bizde de öyledir. İşte eli uzun, işte eli bilmem ne falan filan diye. Aynı. Neden zaten sence, örnek verdim bunu. Neden sence iki dil arasında el deyince deyim yağmuru başlıyor da mesela, ama ne bileyim topuk deyince başlamıyor? Seni destekleyecek bir şey söyleyeyim. Burnu büyük mesela. Mesela. Ama ya ben baldır konusunda hiçbir yerde bunun mecazen kullanıldığını ben biliyorum, bunu okudum. Ben metinleri de okudum da şu anda sana yani zihnimde hazır olmadığı için getiremiyorum. Getirmeyi garanti ederim yani. Samimi bir adam olduğunu düşünüp doğru söylediğini varsayıp okumasam bilmesem demem yani. Okey. O zaman hatta ben hadisleri komple bırakıyorum. Direkt Kur'an'dan gidiyorum. Hadisler yoruma açık olabilir. Peygamber deyim yapmış olabilir. Peygamberi yanlış anlamış olabilirler. Ya zaten şöyle benim... Farklı versiyonları farklı kitaplarda olabilir. Ama Kur'an sabit. Tamam. İslam epistemoloji anlayışıma göre zaten onu hani sen şimdi, ben temelleri anlatmaya pek burada kısa vakit olduğu için şansım olmuyor. Zaten ben hani bunu anlatabilsem burada senin soruların doğrudan sakıt olacak. Neden sakıt olacak? Şundan dolayı sakıt olacak. Mesela bizler bir hadise sahih hükmünü verdiğimizde, bak bana sapasağlam bütün Müslümanların sahih dediği, hadisleri kabul eden bütün Müslümanların sahih dediği bir hadis getir. Bu hadisin sahih olmasının ne anlama geldiğini anlattığın takdirde zaten temelli, külli olarak senin soruların boşa düşüyor. Çünkü sen lafızlar üzerinden şey yapıyorsun. Bak şu temel bir şeydir. Şunu sadece söyleyeyim şu kadarla. Mesela bütün sünneti kabul eden, hadisleri kabul eden bütün ehli sünnetin yani neredeyse icmasına yakını şunu der. Bizler Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam Kur'an gibi metni mütevatir hiçbir hadis bilmiyoruz. Bunun anlamı şu. Yani ravi mutlaka bir yerlerde tasarruf etmiş olma ihtimali mevcuttur. Yani Hazreti Peygamber mesela saat demiştir. O saat diye nakletmiştir. Aklında öyle kalmıştır. Bunun farklı versiyonları da olur diğer muhaddislerde. Kıyaslarsın, en doğruya ulaşırsın. Bir istisnasını söylerler bu hadis için. Sadece lafzı dahi, yani manası değil, manası mütevatir çok hadis var. Mesela Hazreti Peygamber sakallıydı. Bu mana açısından lafız gelmiyor bize. Ama biz Peygamberimizin sakallı olduğunu mana açısından biliyoruz. Bu tartışmasız bir şey. Şimdi veya Mekke'de doğdu. Bu mütevatir bir şey. Ama hani hadis diyecek olursan, abi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğine dair rivayet nerede diyeceğim sana, yok. Şimdi Kritovulos tarihini okuyabilirsin. Senetli bir tarihi yok. Dönemin tarih kitabı. Tamam, senetli bir şey yok. Senet derken ne kastediyorsun? 70 tane ravi bulamazsın zaten yani, Fatih devrinde. Yani. O Nüsan'ın o dönemin Bizans kaynaklarını da okursun. Hiçbir zaman Roma bir senetli rivayet bu konuda şöyle, yerlerde bulduğun kitaptan daha iyi olmaz. Halil İnalcık'ın direkt Fatih Sultan Mehmet üzerine tamam, yazdığı bütün makalelerden tercüme edilen, hepsi yabancı makaleydi bunların. Türkçe'ye tercüme edildiği bölümünden sonra en erken kaynaklar, hepsi çağdaş kaynaklar, hepsi aynı şeyi aktarıyorlar. Bunlar mesela fethettiği mütevatirdir. Tamam. Bu konuda ihtilaf olmaz. Ama fethederken Ulubatlı Hasan var mıydı? Veya fethederken tam da bunu diyorum zaten. 3 gün kıyım yapıldı mı, yapılmadı mı? Kılıç hakkı var mıydı, yok muydu? Bu ayrıntılar tartışılabilir. Veya zehirlenerek öldürüldü. Fakat mesela fetih çok kapsamlı bir şey ya. Bir saniyede olmayan bir şey. Uzun bir süreç. İşgal var, bombalama var, casusluk var. Yani bunu ayetlerde, hadislerde en ufak ifadeler için bile kullanamayız. Bambaşka şeyler bunlar. Hayır, şunu diyorum. Mesela bak. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sakallı bir insan olduğunu biz hiçbir hadis lafzından görmememize rağmen, mesela Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis lafzında yok ama mesela görmüyoruz. İbn-i İsa ve Taberi'ye bakarsan sakallı olduğunu söyler. Böyle bir rivayet olmasa bile biliyoruz hatta biz. Enteresan bir şekilde. Hazreti Peygamber'in Sidney'de doğmadığını nereden biliyorsak. Değil mi? Aynı bunun gibi. Şimdi bu da mütevatir mesela. Şimdi burada demek istediğim şey şu. Lafzı mütevatir tek bir hadis olduğunu söylüyorlar. Kim benim üzerime yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazır olsun diye. Bu dahi tartışmalı. Bu dahi tartışmalı. Yani bunu dahi kabul etmeyen alimler var. Diyor ki hayır efendim bunun dahi lafzı mütevatir. Evet, hadislerde birbiriyle çelişen çok ifade görebiliyoruz. Bu ne demek? Bu Peygamber demek. Ayaktayken tamam, işerdi diyen de bulursun. Hayır, otururken işerdi diyen de bulursun. Peygamber ayaktayken bir kere işemediği için. Ayaktayken su içerdi. Otururken içeride değil mi? Çok farklı şeyler için var. Birisi der ki ha o ayakta yaptıysa ben de bunu uygulayayım. Sünnettir bu der. Farklı yorum yapabilir. Doğru. Onu uygulayabilir. Peygamber bir kere su içmediği için. Ben sana bu kadar muğlak şeyler sormuyorum zaten. Tamam. Ya çelişki diye getiriyorsun da yani peygamber bir kere su içmedi ki. Ben henüz sana bir çelişki getirmedim yani. Tamam ama hani şey gibi söyledim. Çelişkili farklı ifadeler diyorum. Hayır, sadece yorum bunun değil o. Bak o yorum değil. Adam gördüğünü anlatıyor. Ne yorumu? Ya Hazreti Peygamber hayatında bir kere su içti. Çelişen hadis konuşacaksak bu bambaşka bir video konusu olur. Ben sana bu konuda getirdiğin örnek yanlış. Şunu söyleyebilirim. Peygamber 40 yaşındayken vahiy aldı değil, 35 yaşındayken aldı diyen bir kaynak da bulurum ben sana. Bunlar başka tartışma konuları. Bunlara da girersek yarım saat daha konuşalım. Yok, yanlış bir örnek verdin, uyardım sadece. Okey, öyle diyelim. Ben her yanlış örnekte uyarmaya kalkarsam konuşamayız ama. Biraz daha hani birbirimize müsaade edersek sevinirim. Meşhur bir ayet. Peki. Zaten biliyorsundur. Mülk suresi 5. ayet. Evet. Andolsun ki biz dünyaya en yakın olan göğü kandillerle donattık. Doğru. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık. Ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Altına bazı tefsirlere göre işte bunlar yıldızlardır demiş. Başka bir ayette yine yıldızları gökyüzünü süslemesi için koyduk demiş. Birleştirebilirsin ya. Yani burada gökyüzündeki süslerin yıldız olduğu belli. Şeytanlara atılan atış tanelerinin de kuyruklu yıldız olduğu birçok tefsirde yazar. Kuyruklu yıldızların şeytanlara atış tanesi olduğunu düşünüyor musun? Evet. Direkt bu şekilde inanıyorsun yani. Gökte kayan bir yıldız varsa bir şeytana fırlatılmıştır. Her zaman değil. Çünkü bütün... Her zaman olmasın. Bir kereliğine bile olsa gökte 100 tane yıldız değil, gördün diyelim. Binlerce kere oluyordur. Tamam, buna inanıyorsun yani. Tabii. Hiç sıkıntı yok. Okay. Yani şöyle, inanıyorum derken şu demek. Bakıyorum mesela bunu mecaz almam için bir gerekçe yok. Çünkü böyle bir mecaz yapılmaz. Akla aykırı bir şey yok. Çünkü İslam akla dayandığı için akla aykırı yorumlar kabul edilmez. Diyorum ki bunda sıkıntı yok. Gayet yani bu olabilir. Şu an hani Müslüman olmayan ve biraz da hani bilimle çelişir mi bu? Bence çelişir. Ama şunu diyeceksin. Sen şunu dedin. Bilim, söyleyeceğin şeyi ben söyleyeyim. Tahmin edebiliyorum ağzından çıkacakları. Bilim şeytanlarla uğraşmaz dedin ya. Evet. Dolayısıyla şeytan varlığını zaten kabul etmiyorsun. Ama bir yıldızın kaymasının nedenlerini gidip şeytanlara birinin sapanla fırlatmış gibi göndermesinin olmadığını biliyorsun. En azından bu konuda çok sağlam ispatlara sahip olabilirsin. Yani gökyüzünün şöyle düşün. Yani bir bilim adamı şöyle. Yani bir bilim adamı tabii ki gökyüzüne baktığında nerede abicim süs müs demeyecektir. Beni dinler misin? Tabii. İtiraz etmeyeceğim zaten. Böyle mi inanıyorsun diye sordum. Evet dedin. Ne kadar saçma, böyle bilim olur mu, kalkıyorum ben demedim farkındaysan. Eleştirmeye de çalışmadım. Böyle mi inanıyorsun? Okey. Ben senin bu konuda böyle düşündüğünü anlamış oldum. İtiraz yapmıyorum. Bana göre uyuşmuyor. Niye uyuşmadığını yarım saatte konuşabiliriz. Gerek yok. Tamam. Sen zaten inanmışsın. Müsaade eder misin? Senin İslam anlayışını hem ben hem de izleyenler anlasın istiyorum. Tamam, şunu diyorum. Buyur. Şimdi burada herhangi bir bilimsel çelişki yok. Çok basit bir şekilde. Çünkü bunu sen de söyledin başta. Bilimin şeytanlarla, cinlerle işi olmaz. Gayet derecede. Dolayısıyla böyle bir şeyi kabul etmez dolayısıyla. Dolayısıyla Kur'an'ın şeytanlar. Bunu makalemde de bahsettim. Bayağı referans veriyorum yine. Burada da dedim ki mesela o da dedi ki işte Caner Taslaman şey demişti. İşte horozlar şeytanı, meleği gördüğünde öter. Evet, ben de dedim ki Buhari'de. Ben de dedim ki işte yani bilimin melekle şeytanla bir işi olmadığından dolayı dedim bu hadisin bilimle çatışan veya çatışmayan bir tarafı yoktur dedim. Bu durumda her güneş doğduğunda her taraf melek kaynıyor diye düşünmek gerekir öttüklerine göre. Bütün horozlar veya her eşek anırdığında şeytan gördü diye düşünmek gerekir. Bütün horozlar mutlaka bir melek gördüğünde öter demiyor. Genel önermeye çevirmeye gerek yok. Çünkü hadiste öyle demiyor. Fark etmez. Sonuçta böyle bir şeyin yaşandığını söylüyor ya. Bir kere diye mahsus olmadığını biliyoruz. Olabilir demek yani. Olabilir sadece lafzen. Fakat hani bilimsel açıdan böyle bir şeyi ispatlamak. Şimdi ayette, bu bahsettiğin ayette çok güzel bir şey var. Onu temas edeyim en son. Bir bilim adamı gökyüzüne baktığında sadece bir kütle görür. Bu onun yorumudur. Yani ama enteresan bir şekilde bak bir filozof olarak Kant gökyüzüne baktığında başka bir şey görmeye başlıyor. Ne enteresan bir şekilde. Abicim ne üzerimde yıldızlı gökyüzü falan beni haşmetle bir şaşkınlığa bırakıyor diye. Antik Mısır'a bakarsan bir onlar da yıldızların ahiret olduğunu düşünüyor. Böyle evet. Görür. Dikkat edersen Yunan'da biz evrene baktığımızda evren adı olan kozmos nereden geliyor? Kozmolojiden geliyor. Tamam, kozmoloji kozmostan geliyor daha doğrusu. Yani yanlış sordum soruyu. Kozmos'un kökenini bulmaya çalıştım kafamda. Kozmos ne demek? Kozmo birleşik diye biliyorum ben. Bütün süs demek. Kozmetik var ya. Ve lakat zeyyenna yani süsledik diyor. Yani eski Yunan'daki kozmosla aynı. Biz bu evreni kozmos yaptık diyor yani ayet. Bence gayet bilimsel. Hiç fena değil. Sana göre öyle olabilir. Şu anda biz kozmos deyince ne anlıyoruz? Düzen, evren. Kozmos'un tam tersine kaos. Ya sen buna bu anlamı veriyorsan ben antik Yunanca'da mesela bir şey değildir diyeceğin zaman iğne diye okuyorsun. Yani şu anda baktığında öyle diyorlar. Manzaralar var ki sen süs görmüyor musun? Süs görmem ayrı bir şey. Biz onları süs diye yerleştirdik demesi bambaşka bir şey. Yani sadece süs olsunlar diye koymuş olması var başkadır. Sadece süs olsun diye koyması başkadır. Tabii. Belki şu amaçla da koymuş olabilir. Ben ne kadar kuvvetliyim görün. Bir tek sizi yaratmadım. Donattım. Doğru. Bir sürü yorum yapılabilir. Yani dil konuşmaya da yarıyor. Yemek yemeye de yarıyor. Dolayısıyla. Başka bir ayet daha soracağım. Amacım seni çürütmek değil veya Kur'an bilim dışıdırı ispatlamak değil. En başında söylediğim gibi. Ben bu ayetlere baktığımda senin gördüğünü görmüyorum. Müslüman olsaydım da böyle bir açıklama yapamazdım. Mantıklı gelmezdi. Gene içime oturmazdı. Bu yüzden sen nasıl bunları makul göstermeye çalışıyorsun onu görmeye çalışıyorum ben. Evet. Yani bu videonun sonunda bak şunu ispatlayamadı, din bitti gibi bir iddiam da olmayacak. Olmaz zaten öyle bir şey. Dolayısıyla her şeye cevabını verebileceğini düşünüyorsun yani. Yok. Olmaz yani çünkü. Olmaz yani. Ya çünkü yani her benden kaynaklanmıyor yani. Kitapta zaten hiçbir çelişki yoktur. Hayır, ondan dolayı değil yani. İslam ne bana muhtaç, ne Buhari'ye muhtaç, ne filan hocaya muhtaç. Hepsi çökebilir, İslam devam eder bu olay. Ben ona İslam'ı da ekliyorum işte. Başka bir tane daha ekleyelim. Nerede yazmışım? Hangi sayfaymış? 339. Yanlış mı yazmışım ben? Bu sayfaymış. Görmedin mi? Allah yerdeki eşyayı ve emri uyarınca denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Göğü de kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korur. Evet. Bu durumda dünya evrenin merkezinde olacak da sen o barakayı kaldırdıktan sonra bütün evren üstümüze çökecek gibi bir iddiada bulunmuş olursun. Çünkü gökyüzü bizim üstümüze düşemez. Biz bir şeyin merkezinde veya altında değiliz. Alttan, üstten, sağdan, soldan bahsetmek bile uzayda çok mantıklı değil. Burada merkezde olduğunu nereden çıkardın? Üzerine düşmekten korur diyor ya. Bir daha okur musun? Sen kendin okur musun? Kaçıncı ayet? Şurası. 65 mi? Şurası, işaretledim zaten. Tamam. Elem tera ennallaha sahhara lekum ma fil ardi vel fulke tecri fil bahri bi emrihi ve yumsiku's semaa en taqa alel ardi illa bi izni. Amin. Evet, diyor ki yumsiku es-sema en taqa'a alel ardı illa biizni. Ve Allah semayı yerin üzerine düşmekten koruyor. Ancak izniyle koruyor. Başka bir şeyle değil. Tamam. Ya yani, farklı bir anlam mı çıktı şu anda? Yani şöyle. Sema derken mesela uzay değil de atmosfer, stratosfer falan. Onu mu kastediyor sence? Sema, semavat, seba, semavatın yani, gibi farklı tanımlar var ya. Mesela şöyle, bu kalemi ben attığımda yer çekimi bunu çekti ve düştü demek bilimsel bir izah ve bir yorum. Ama orada görünmeyen bir güç onu aldı, oraya götürdü demek bilimsel bir yorum. Bu da değil. Bir yorum ve dini bir yorum. Evet. Nurculukta falan da var. Bunun ikisi birbirinden başka şeyler. Çünkü evet, ben de onu söylüyorum. Diyorum ki yani Allah izin vermedikçe Allah izin vermiyor gibi. Şu anlamda bir yorum. Yani ikisinin aynı anda doğru olmasının önünde bir engel yok. Dilimiz aynı zamanda hem tat almaya hem de konuşmaya yarar. Şöyle, ikisinin aynı anda doğru olduğuna inanmanda problem yok. Çünkü istersen 5 kanatlı atlara da güvenebilirsin. İnanıyor olabilirsin. Yani ben ikisine de aynı anda birinin inanıyorum. Net bir şekilde açıklaması yapılmış. Kanıtları, ispatları, yorumları, denklemleri, formülleri vesaire var. Diğerinin hiçbir açıklaması, hiçbir ispatı, hiçbir delili yok. Sadece Allah'tan geldiği iddia edilen bir kitapta böyle bir hipotez var. Konunun başka bir tarafı açıklanıyor. Hangi tarafı açıklanıyor? Yani şu tarafı açıklanıyor. Bu açıklamaya dair hiçbir yani şey yok. Bugüne kadar dilin hep konuşmaya yarandığına dair bir şey söyleniyor. Tamam mı? Mesela sonradan diyelim ki keşfediyoruz. Arkadaşlar dile şöyle şeyler yapıldı da meğerse tad almaya da yarıyormuş. Yani mesela bunu kulağımızla da belki bir şey olabilir. Kulağımızda dilin konuşması mesela, da, tad alması da, yemek yemeni sağlaması da belki daha şöyle, rahat bir şekilde. Kulağımızın mesela bir özelliği 300 yıl sonra çıkıp birisi diyebilir ki arkadaşlar kulağınıza şöyle yaptığınızda kulağınız sadece duymakla kalmıyormuş, şu tarafı görüyormuş da. Bu hayır efendim, kulak duyuyor sadece, görmez anlamına gelmiyor. Bu da böyle farklı veçelerden açıklıyor. Şöyle olur o durumda. Kulak göz yapısına sahip olmadığı için onun görüşüyle gözümüzün görüşü aynı olmaz. Farklı yorumlar yapılır. Olsun, görme kavramı ikiye bölünür. Dolayısıyla verdiğim örnekle buluşmaz. Diyorum. Yani bilmediğimiz örneğin, bir şeyle açıklayabilir yani. Dolayısıyla yani hani parmak burada, şöyle diyeyim. Parmak bir bilim adamının elinde eklemlerden, etten, tırnaktan oluşan bir şeydir. Onun sadece anlamı budur. Peki bir tane beyit mesela. Şöyle diyor. Farkında mısın? Ben sana ne sorsam başka örnekler veya sorularla yine topu bana atıyorsun. Fakat bu değildi. Ve tilkel emsalu nadribuha. Evet. Şimdi biz örnekler. Neydi tercümesi? Mealini alabilir miyim? Örnekler veririz. Yani örnekler üzerinde düşünürse örnek için verilmez. Örnek işaret etmiş olduğu yani yanlış yere işaret ediyorsan hiç vermesen daha iyi olabilir. Şundan dolayı diyorum. Mesela elinde dirit kalem katline ferman yazar. Ne anlıyorsun buradan? Hiçbir şey anlamıyorum. Yani ben sana mesela Ankara'yı posso parlare yani Türkçe konuşuyorum. Non voglio parlare italiano. Türkçe konuşuyorum bak diyorum ki dersen mesela veya Arnavutça konuşursam bak, havalı görünürüm eminim bak, ama bir şey konuşmuş olmam. Güzel kardeşim Türkçe konuşuyorum. Elinde divit kalem hani Erzurum çarşı pazarı var ya. Elinde divit kalem katlime ferman yazar. Ne anlıyorsun? Bir şey anlamıyorum. Bilimsel olarak yanlış mı? Ya bilimin konusu değil. İşte onu diyorum ben de. Edebiyat bilimin konusu değil. Şöyle anlayabiliriz. Bunda zaten anlaştık. Tamam bak burada da iki tane şey var, yorum var. Bir, herhalde Night Online'da +7'ye eşya basmak sence Secde Suresi'nde nasıl yorumlanabilir? Müsaade, ya bu soruyu sormam gibi kardeşim. Müsaade edersen bir hemen bak. Şuna müsaade edeyim. Elinde divit kalem dediğinde herhalde şöyle anlayabilirsin. Ha elinde herhalde sevdiği kızın kalem var. Katil fermanını imzalıyor. Şair diyor ki, kadının, sevdiğimin ne kadar güzel parmakları var. O parmaklar beni öldürüyor diyor. Bu şeye mi dönecek? Ya bir resim tablosunu 50 farklı açıdan yorumlayabiliriz. Her yorumda doğru olabilir. Şimdi bu yorum... Bu başka bir şey. Hayır bak ne yapıyoruz? Şarkıyla, türküyle, İslam'ı mı konuşacağız abi? Şimdi şunu yapalım. Gayet güzel bir yerden tartışıyoruz. Şöyle bir olay var. Bak bu yorum var ya, gerçek yorum. Senin eğer bu kadını az önce anladın ya, sağak dedin ya. Sağaktan bacak anlaman oradan. Aynı az önce... bir tek benim anlamam değil. Tamam. 10 tane farklı çeviriye bakıyorum. Kim aynı çeviriyi anlasın, bu beni bağlamıyor. Orada dolayısıyla senin inandığın bak, aslında farklı tür bir İslam olduğu. Ben bir edebiyatçı diyelim. Ben burada adam diyor ki elinde 3 tane adam şerh yazmış şu şiire. Diyor ki yani sevdiği kızın bir gün elinde kalem vardı. Bir de kağıt vardı. Katline fermanını karalıyordu. Onu tasvir ediyor. Ben de diyor ki yani... Katline fermanını derken bence 650 sayfalık bir kitabı kastediyor. Yalnız. Hayır. Yani. Şunu diyorum. Başka bir mevzudan bahsediyoruz. Ben de geliyorum diyorum ki arkadaşlar sizin yorumlarınızın hepsini şimdi anda geçersiz kılacak gerçek bir yorum yapıyorum. Adam ne divitten bahsediyor ne şeyden. Sevgilisinin parmağı adeta kendisini öldüren bir divit kalemmiş. Aha. Biz tamam da bu edebiyat. Yani sen bütün Kur'an'ı edebiyata yorarsan. Hani nerede divit diyorsun? Ben de diyorum ki divit değil o parmak. Canım dostum. Burada sen kabul ediyorsun zaten ayette ne söylediğini ve diyorsun ki bilim bunun tersini ispatlamıyor çünkü bilim şeytanlarla cinlerle uğraşmıyor. Ardından da bunu mecazi bir şeye çevirip bambaşka bir noktaya getiriyor. Mecazi dahi olması bundan yani sonra yapılmayacak bir şey değil sana, ki. Şu son 15 dakikadır konuştuğumuz konuyu hiç konuşmasak kimse bir şey kaybetmez biliyor musun? Bence de. Aynı şeyi anlarlar. Gereğinden fazla uzuyor yani. Bence de. Yeni konuya geçelim. Rica ediyorum. Ama lütfen şarkı, türkü, şiir... Hayır bu konuyla çok alakalı bir mevzu. Yani konunun tam da göbeğine işaret eden bir mevzu. Hani gerçekten... Yani yorum teorisiyle şey yapıyoruz. Ben yani şöyle söyleyeyim o zaman. Kur'an'da peki namazı, orucu, Allah'ı da yorumluyor musun? Bak hayır yorumlamıyorum. Bir şey soracağım sadece. Hani her şeyi mecaza, edebiyata, her dil oyununa falan vurursak Allah'ı da böyle yapalım, hayır, kurtulalım işte. Gitsin ya. Yani. Onu diyorum bak bu şu anda genelleme hatası. Dolayısıyla burada sen de şu hatayı yapıyorsun. Ediyorum bak. Diyorum hayır ki ben... bir şey izah ettiğin yok. Hayır. Beni dinlemiyorsun da ne sorsan başka bir şeyin cevabını veriyorsun. Şunu diyorum. Benim gördüğüm şudur. Sen canın isteyince mecaza vuruyorsun. Hayır. Canın isteyince edebiyata, canın isteyince bilim o değildir, şu değildir. Canın öyle isteyince yapmıyorum. De Arapçadaki 5. anlamına. Bu şekilde tartışamayız. Öyle yapmıyorum ama öyle yapsam bile senin açından sıkıntı olamaz. Çünkü yaparsan sen de, dürüst olmazsın. Sadece bu. Sen de mesela bazı sorular sorduğumda agnostisizm hakkında bu keyfi dedin. Evet. Çünkü ben Allah'tan vahiy aldığıma ya da bu dünyayı yaratan bir varlığın indirdiği hükümlere sahip olduğuma... Keyfi demek her zaman... Böyle bir iddiam yok. Tamam. Keyfi demek her zaman kuralsızlık demektir. İş Tanrı olduğunda, kitap olduğunda, ahiret olduğunda, 7-24 hayatını belirleyen bir şey olduğunda, tartışamayacağın Allah'ın kanunu, hükmü olduğunda keyfine göre değiştiremezsin sen. Doğru. Bunları. Ben onları değiştirelim demedim. Ya dolayısıyla şuradan ben böyle anlamak istiyorum. Buradan şöyle anlamak istiyorum. Bana hırsızın elini kesin ayetini getirdiğinde ben değiştirdim mi de kızıyorsun bana? Ben Allah olsam... Sana kızardım yani öyle söyleyeyim. Şimdi bak Diamond bak tek tek gidelim. Ben diyorum ki ben Allah olsam çok yanlış olur değil mi? Çünkü ben insanım. Allah olma şansım yok. Yani Allah gibi de düşünemem. Boş lafın yorumu buradan olmasın. Da 30 dakika konu. Aynen öyle. Dolayısıyla senden de rica ediyorum. Şimdi fazla yorumlamayalım. Şimdi şunu diyorum bak. Benim zaten sana ne dediğim belli. Ben böyle aha bu hadis bak diyorum ki sahih hadis hükmünü veriyorum. Sen bu sahih hadis. Benim bir kriterim var mesela. Sahih hadisin ne olduğuna dair ben bir metot benimserim ve bu benim başıma iş açabilir senin açından. Yani sen bana mesela al sana bu hadis diyorsun, sahih diyorsun. İçerisinde senin benim fark etmediğim çat diye bir problem bulabilirsin. Benim burada seçme kriterim var. Ben çok açık bir şekilde söylüyorum. Benim 3 tane yani bendeki şey belli. Ben Kur'an'ın bütün ayetlerinin anlamını bilmiyorum. Bu bir. İkincisi bildiğim anlamlardan asla yorulamaz dediğim anlamlar. Sorduğum ayetlerin anlamlarını bildiğine emin misin? Bunlar hakkında da şeyler var. Yani, sorduklarıma eminsin yani. Şimdi metot şöyle bir şey. Öyle dediğim gibi. Anlıyorum. Farklı yorumlar olabilir. Evet veya hayır demen yeterli. Verdiğin cevaplardan emin misin? Doğru. Bak bir cümle 10 tane öğeden oluşuyor. Bunların mesela 8'inden eminim, 2'sinden emin değilim. O yüzden böyle evet deyip geçemiyorsun. Dolayısıyla başkaları da başka yorumlar yapabilir. Başka bir Müslüman da başka bir meal verir. O da onun kendi İslam inancı olur. Seninki gibi. Bilimde öyle yapılmıyor yani. Nasıl yapılıyor? Şu anda mesela bilimde kalkıp ben bir bilim adamıyım. Bütün bilimsel yöntemleri inceledim. Verilere de baktım. Evrim yok beyler diyen bir adam bulamazsın. Olur. Ya da evrim dediğin şey aslında kaymerik bir varlığa dönüşmektir. Evrim aynı zamanda insan kafalı atlar da yaratabilir demez kimse. Yani evrimi doğru anlarsan. Bak senin dediğin gibi olursa şöyle olur. Maymundan gelmedik. Zaten maymundan gelmedik. Evrimi maymundan gelmek gibi algılamış olursan evet. Genel olarak bilimsel bilginin ne olduğunu tartıştık ya. Orada önemli şeyler söyledim. Aynen, aynen kardeşim. Şunu da sorayım bakalım bunu nasıl mecaza vuracağız merak ettim. Kehf suresi. Zaten mecaza, dikkat et şöyle bir olay var zaten. Mecaza açık olanlar senin açından problem oluşturuyor zaten. Mecaza açık olmayanlar çok net. Kes. Neden? Mesela bak Kur'an'da çok sık şöyle diyor. Biz bu misalleri veririz diyor. Dikkat et mesela Allah şöyle demiyor. Biz işte bu namazı, orucu açıklarız. İşte onu böyle akıl sahipleri anlar demiyor. Ne, çoğu yerde diyor ki misalleri veririz. Nadir-i bilemsel. Bunları diyor akıl sahipleri açıklar. Dikkat edersen misaller, meseller, mecazlar kafadan olmayınca anlaşılmıyor genelde. Cümleyi yanlış kurdum benim açımdan. Hani mecaza açık olanlar senin açından sıkıntı oluşturuyor genelde. Ya. Ben tam tersini düşünüyorum. Sıkıntı oluşturanlar size göre mecaza açık oluyor. Yok yok hiç alakası yok. Bak mesela dedi ki fakta mesela yanın karşında X isminde olsaydı İnandığın Kur'an'dan ayet okuyacağım müsaade etmiyorsun. Es-sariku es-sarikatu deseydi hiç yormayacaktım bak. Es-sariku es-sarikatu. Yormayacaktım bak kelimesini anlayamadım. Arapça söyler misin? Yani hırsız kadının erkeğin elini kesin. Eyvallah. Bak, bunu yoran bir sürü adam var. Ben yormuyorum. Sence niye? Belki işine gelmiyordur. Bak yorsam senin açından... Ben sana onu sormuyorum ama. Sorduğum ayetleri mecaza vuruyorsun. Orada mecaz yok çünkü. Bu ayette mecaz var mı? Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar buldu. Onun yanında bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz ey Zülkarneyn onlara ya azap edecek ve haklarında... veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. Bunu şimdi ya dağa bakıyorlardı, dağın arkasında güneşin battığını gördüler diye de yorumlayabilir birisi. Net bir şekilde güneşin battığı yer diyor, balçağa batarken buldu diyor, bilmem ne oldu diyor, orada bir kavim vardı diyor. Buna bizim bakışımıza göre güneş bir yerde batıyordu olarak bir anlam verirsen tartışılmaz zaten. Fakat ayette böyle bir ifade göremiyorum. Nasıl? Arapçasını okuyabilirsin mesela. Burada mecaz mı yapıyor? Bir saniye. Yoksa gerçekten güneşin battığı yer. Şurası. Kaçıncıydı? 86. ayet. 86. ayet. Kale yok. Hatta izâ belâgâ mağribeşşems. Mağribeşşems. Mağrib ne demek? Dördüncü anlamını merak ediyorum. İlk anlamını değil. Mağrib ne demek? Bir Arapça bilmiyorum tamam, ben dostum. Güzel. Ben sana Arnavutça konuşsam sorsam saçma olur değil mi? Tamam. Yani şey demek abi. Mağrib. West demek. Tam anlamıyla. İngilizce'deki. Batı, batı yönü. Mağrib ismi mekandır. Güneşin battığı yön. Kur'an'da geçer. Mağrib, meşrik. Güneşin doğduğu yer. Bize Türkçe'de demiyor muyuz? Güneş onu kara bir balçıkta batar buldu. Şimdi bir dakika. Güneşin battığı yön diyoruz. Ya zaten batıda batan bir şey. Tamam. Hani doğuda battı diyecek hali yok. Buradaki itirazının nereye olduğunu anlamaya çalışıyorum. Güneşin balçağa batması, batma orada bir kavmin olması. Batma kelimesi diye bir şey geçmiyor diyorum şeyde ayette. Yani nihayet güneşin battığı yere. Yanlış mı tercüme etmişler? Mağrib, garebe batmak demek. Tamam. Türkçe'de yanlış mı tercüme etmişler? Mağrib, batı. 5 profesörün tercüme ettiği bir kitap. Sorun hepsi yok. Arapçayı senden daha az biliyor demek ki. Sorun. Benim elimde evde toplam 9 tane Kur'an var. Farklı farklı tercümeler. Elmalılı Hamdi Yazır dahil. Otorite safsatası. Hayır. Otorite safsatası değil. Bunu söylersen sen kendini otorite ilan ediyorsun demektir. Olabilir. Ben otorite olabilirim. O zaman seninki de safsat olur. Niye? Senin otorite olduğunu ben nereden bileceğim? Her şeyi mecaz yapmandan. Ben diyorum ki Mağrib kelimesine battı anlamını veren bir tane sözlük getir. Ha işte. Sözlük. Buraya eğer her şeyi kardeşim, mecaza vuracağını düşünsen Arapça tamam bir sözlük. Kelimenin anlamını ben sana, Arapça romandan bulamam tamam ya. Tamam kardeşim şöyle yaparsak ben şimdi 3. programı yapmayacağız. Sana mailden battı kelimesini veren bir sözlük yolladığım zaman bak, doğru böyleymiş diyecek misin? Ama. Bir saniye. Ya Arapça, bir dakika. İngilizce'de west tamam. Battı mı demek? Beni bir dinler misin? Sözlük istedin ya, kendi istediğin şeyi yapacağını söylüyorum. Ben sana o dediğin anlamı barındıran bir Arapça-Türkçe sözlük verdiğimde doğru tercüme etmişler. Ben hatalıymışım mı diyeceksin? Hayır, bunlar da yanlış anlamışlar mı diyeceksin? Demeyeceğim. Hangisini diyeceksin? Yani hata bulamayacaksın hiçbir sözlükte. Merak etme. Buldum varsay. Neden bulamazsın biliyor musun? Hayır, sorunun cevabını alayım. İtiraz etme. Buldum varsay. Bulamazsın. Ya buldum varsay. Bulduysan kabul ederim. Okey. Ben güzel. Bunu duyayım yeterli. Neden biliyor musun? Çünkü şöyle, Mağrib kelimesi. Bu kadar kesin bir şeyi kimse bilmiyor yani. Mağrib. Hayır hayır hayır. Bu şey değil. Bu bilmiyor ile alakası değil. Onu da yanlış anlıyorsun. Burada 2 tane ayrı saçma bir hata var burada. Bir. Bence de saçma hatalar var. Demek ki 5 profesör var. Sen onların karşısında tek ezilirsin falan diyorsun. Hayır canım ya şimdi evet ben Arapça bilmiyorum ya. Bu şey. İkincisi. Gevşek tercüme. Bak ben seni uzun dinliyorum. Gevşek tercüme tam diye sözümün şey bitmesine var. Müsaade eder misin? Zaten sen konuşunca ben bekliyorum ya bitirene kadar genelde. Mağrib ama lafım eksik kalıyor. Şöyle, şu anda da yaptığın gibi. Tamam buyur. Şimdi ben Arapça bilmiyorum ya. Evet. Sen ma'rib kelimesi aslında ayaktır desen de ben doğru mu değil mi bilemem. Zaten ben bu konuda Arapça bilenlere güvenmek zorundayım. Doğru. Sen Arapça bildiğini iddia ediyorsun. Ben burada herhalde 5 kişinin tercüme ettiği bir şeye bakıyorum. Bu kadar basit bir şekilde kendini rezil etmeyi göze almış olamam. Vallahi biraz öyle görünüyor. Çünkü mağrib kelimesi sanki herkes yanlış anlam vermiş de bir tek sen doğrusunu bulmuşsun. Müsaadenle açıklayayım bak. Mağrib kelimesi ismi mekandır. Arapçada. Mef'il babındandır ve isimdir. İsimler zamanla çekilmezler. Ama battı kelimesi fiildir. Ve garabe ile ifade edilir. Bu fiildir. Abi battı dersen bu Mağrib'in çevirisi olmaz. Garabe'nin çevirisi. Bu durumda olur. Şunu anlamış oluyoruz. Demek ki profesör de olsan, Diyanet Başkanı da olsan hayır, Arapça bilmeyi biliyorsun. Bak, veya yanlış kullanabiliyorsun. O da doğru da. Ona da çok rastladığımız var da ama yine yanlış tefsir ediyorsun. Doğrusu şu. Adamlar bu çeviren hocalara, muteber de hocalar bu arada. Öyle bu kadar basit bir mevzuyu kaçıracak halleri yok yani. Bu yani beşi de kaçırmış, enteresan gerçekten. Hayır kaçırmazlar, şöyle yanlış tefsir edince kaçırdıklarını düşünürsün. Mesele şu. Diyecekler ki ya güzel kardeşim biz mesela bir dildeki illaki sıfat olarak ifade edilen bir kelimeyi hedef dile de mutlaka sıfat formatında çevirmemiz gerekmez. Onlar sıfat olarak söyler. Sen Türkçe'ye fiil olarak aktarırsın. Onlar fiil olarak söyler. Türkçe'de bunun isim versiyonu vardır. Şöyle olmaz mıydı peki? Mesela... Ya çok açık bir mevzu tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz biliyor musun şu anda? Şunu tartışıyoruz. İngilizce'de go ne bilelim gitmek demek gibi bir olay tartışıyorsun hayır, şu anda. Bence kesin iyi olur senin için. Basite indir. Bence senin için iyi olur. Hayır çok açık bir mevzuyu tartışıyoruz. Abicim, gerçekten. Tartışmalı kelimelerde veya eksik kalan yerlerde zırt pırt parantez içinde zaten yanlış anlaşılmasın diye 500 milyon açıklama yapan adamlar bu kadar tartışmalı konularda enayi gibi beşi de bu açıklamayı mı veriyor sence? Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam ben sana Mağrib istediğin örneği getireceğim. Fiil olarak bak Mağrib kelimesini Arapçada fiil olarak... Şuraya mail adresini yazar mısın? Tamam, ben sana getireceğim. Merak etme. Şimdi Mağrib kelimesini fiil olarak battı anlamını veren hangi sözlüğü getirirsen o sözlüğü sana hediye olarak alacağım. Tamamdır. Şey var, Kamusul Muhit var. Özür dilerim. Şerhi var. 40 cilt. Eğer sen Kamusul Muhit'ten Mağrib kelimesinin battı anlamında bir fiil olduğunu bana getirirsen sana 40 ciltlik bu başka bir yerden bulsam sözlüğü, mesela. Yoksa bir tek istediğin mi? Hayır. Getirdiğin her sözlüğü sana ayrıca hediye alacağım. Mailini hala yazmamışsın. Yazarsan sevinirim. Başka bir ayet daha soracağım. Burada mesela ben Allah'ın sürtünme kuvveti olduğunu anlıyorum. Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. Sadakallahul azim. Nahl suresi 78. ayet. Aynen. 9. ayet. Aynı mevzu. Az önce anlattığım gibi. Bu da mecaz diyorsun o zaman. Hayır mecaz değil. Veya görünmez bir kuvvet yapıyor onu Allah dediğimiz. Çünkü biliyorsun ki yani biraz düşünürsen yer çekimi diye bir şey gerçek anlamıyla kuvvet sahibi olamaz. Onları orada sadece Allah tutuyordur. Bak, bu gerçektir, bilimsel açıklamadan 1000 kat daha doğrudur. Bu durumda şöyle oluyor. Ve ben buna inanıyorum. Allah beni bu itikattan ölene kadar ayırmasın. Amin. Bu seninki vesilecilik olmuyor mu yalnız? Aynen vesileciyim yani, zaten ben. Ateşle pamuğu yan yana getir. Ateş yakmıyor aslında. Ateşin yakmasını Allah sağlıyor. Allah Teala da vesileci birisi kalkıp da bana o zaman pozitif bilimden bahsetmeyecek. Ayette diyor ki Allah ben bana vesile arayın diyor. Ben de Allah'a vesile arıyorum hep. Muhammed'in üstüne fırlattığımda aslında onu çay ıslatmıyor. Allah ıslatıyor diyor. Aynen öyle. Bu anlama gelir. Aynen bu durumda senin Allah anlayışın 7-24 faal olan, nurculukta olduğu gibi her an her yerde aktif bulunan, şu anda evrimle beraber de gelişen bir varlık olur. Şu anda vücudunda var olan 37 trilyon hücreyi besleyen, büyüten... Nereden biliyorsun o kadar olduğunu? Ya bir tane fazlaysa? Burada farklı yorumlar yapılabilir. Bu konuda bir 25 dakika konuşmak isterim müsaade edersen. Sen bekle. 37 milyon hücre üzerine... Bekleyin, ben de seninle beraber bekleyenlerdenim. Bunu burada tartışmayacağız. Bence de çoğu şeyi burada gereğinden fazla uzatmasak daha iyi olur. Ama çok acayip açıklamaların olduğunu da, en azından bana acayip geldiğini de söylemiş olayım. Hatta ilk programda seninle alakalı edindiğim izlenim biraz kötüye de gitti diyebilirim. Çünkü biraz fazla sanki sen de içine sinlemiş gibi de bir şeyleri değiştirmek istiyormuşsun gibi geliyor. Ben seni mesela bu programda daha kelamcı, daha mantıkçı gördüğüm için. Bu programda çok zayıf buldum, o yüzden diyorum. Ona izleyenler karar versin. Yani agnostik meselelerinde daha şeydi mesela. Tabii. Fikret abi. Evet. Diamond konuşmadı abi. Tamam abi. Şöyle yapalım o zaman. Bak ben 20 dakika susayım. Tamam, not alayım. Tutalım. Abi kameralarımızın şarjı bitmek üzere. Tamam. Yani ben 20 dakika susayım, not alayım. Hadi buyurun. Ben sana şeyi sorayım mı? Ya ben buraya saldırı amaçla gelmedim. 20 dakika sana ne anlatacağım? Ben sadece soruyorum. Ve sen yanlış bir açıklama yaparsan fikrimi beyan ediyorum. Ya bu şundan 6 günde yaratmayı sevgili, nasıl tarif ediyorsun? Sevgili Diamond, yani ben bu şundan kaynaklanıyor. Yani bu işleri yani üstünkörü yüzeysel okuyan her insan, ben mesela bu tarz şüphelere 15 yaşında Kur'an mealini okuduğumda kapılmıştım. Ama yani olay 22... Sonra tevilin yolunu buldum. 22 yaşında Arapçanın ne olduğunu öğrendiğim takdirde bu işlerin böyle çocuk oyuncağı olmadığını anladım, o kadar. Bu kartı çok fazla oynamıyor musunuz? Yani bu kart geçerli bir kart. Yani cevap verilemeyen her noktada önce Arapça öğrenmek lazım. Sen Hristiyanlığı reddediyorsun. Yunanca öğrendin mi? Yok. İbranice öğrendin mi? Ben Hristiyanlığı Yunanca'ya bağlı bir mevzudan dolayı... İlk İncil'ler Yunanca'ydı. Şöyle... Dil İbranice'ydi. Eğer bana şunu ispat edersen ben reddetmekten vazgeçerim tabii. İbranice'nin mesela yani İncil şöyle, devrindeki versiyonu Lashon Hahamim. Haham dili. Sonraki İbranice daha farklı. Eğer Yunanca tercümesinde İsa Allah'ın oğlu değil de Allah'ın peygamberi haline geliyorsa fark etmez. Okudun mu Yunancasında? Hayır, belki geliyorsa bak farz ediyorum. Eğer apokrif metinlere baktığında. Şimdi şöyle. Yani sence şeyle soralım. Şimdi şey yapmaya gerek yok. Polemik yapmaya gerek yok. Sence Yunanca tercümesini okuduğunda, hani dedin ya mesela sohbet de ettik. Hı hı. Mesela her filozofta dil o kadar önemli değil. Ben de bu kanaatteyim. Bazılarında önemli. Evet, mesela Heidegger'de önemli bu. Nietzsche'de önemli. Kant'ta önemli ama misal ne bileyim modern bir Fransız filozofunda belki Foucault'ta bu önemli değil. Belki bu konuda aynı. Örnekler çoğaltılabilir. Önemli değil. Hiç önemli olmadığını düşündüğümüz bir filozof konusunda da önce tabii. Fransızca öğrenmek lazım diyen çıkabilir. Ben de hipotetik bir önerme kuruyorum, dikkat edersen. Dolayısıyla, eğer diyorum ki sen şimdi mesela Yunanca, herhalde biraz Yunanca da var. Evet, Yunanistan'da yaşadım. Yunanca İncil'i okuduğumuzda, bu arada orijinal dilde değil zaten. İlk İncil'ler Yunanca yazıldı. Evet ama orijinal dil değil. İncil orijinal Yunanca konuşulan dil İbranice. Şimdi Yunanca okuduğumuzda İsa Allah'ın peygamberidir'e dönme şansı senin açından var mı? Ben bilmediğim için. Benim açımdan sorayım. Yok. Fakat tamam, apokrif metinlere de bakılabilir. Sorun yok. Ben çünkü Hristiyanlığa reddiyem Yunanca'ya bağlı bir mevzu değil. Peki Tevrat'ın değiştirildiğini düşünüyor musun? Belli ayetlerde. Kur'an'da çünkü onlar o kitaplarla hükmetsinler diye ehliyet veriyor ya Allah. Doğru. Hani değiştirilen demek ki o bir kısmı değişmemiş olabilir. Yani bütün kitabın önemli bölümleri değişebilir. Hukuk kısımları değişmediyse o hukukla hükmetsinler diyor. Evet ayet. Çünkü yani iki tane Tevrat var. O zaman İbranilerin Tevrat'ıyla Katoliklerin Tevrat'ı arasındaki farkı gösterebiliriz. O Talmud'da sana değişiyor. O bahsettiğin İbranilerde. İki tane Tevrat var. Babil Talmud'u vardır. Şimdi uzatmayalım. Yerusalem Talmud'u vardır. İkisi farklıdır. Fakat Tevrat dendiğinde eski ahitten bahsediyorsak tek versiyon. Hayır. Yani bunun ben sana iki ayrı versiyonu. Ben de sana mailimi yazar yollarım. Peygamberlerin yani yaşlarından bahseden pasaj mesela. 1,5 yıldır bu konuyu çalışıyorum. Ben denk gelmedim öyle iki tane farklı. Şimdi peygamberlerin yaşlarından bu arada, bahseden kısımda mesela rakamlar Katolik değişiyor. İbraniler derken kastettiğim mezhep hangisi mesela? Öğrenmek istiyorum. Valla uzun süre oldu ve çok konuyla ilgilenmedim. Şimdi sana o konuda şey yapamam. Emin ama bir şekilde söyleyebilirim. Öyle bir şey yoktur. Çünkü şöyle bunları karşılaştırmalı okudum. Bizzatihi metinlerinden okudum. Orijinal metninin yanında İngilizce metni vardı. Oradan okudum tabii. Orijinal metnin derken İbranice mi okudun? Evet. İbranice biliyor musun? Hayır. İbranice metninin yanında İngilizce tercümenin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Belki de değiştirilmedi mükemmel. Yani şimdi polemik yapabilirsin ama yani peygamber yaşında polemik yaparsam senin yaptığını yapmış olurum. Peygamber yaşında yapmıyorum ben, dikkat et. Lütfen. Peygamberlerin 900 sene yaşadığını söylüyor işte mesela. Bunu kabul ediyor musun? Şöyle peygamberlerin yaşları konusundaki mesela bir Tevrat'ta işte diyelim ki misal atıyorum şu anda işte 950 derken aynı peygambere öbüründe 920 diyor. Sana böyle bir çelişki getirebilirim. Burada sıkıntı şu. Getirmezsen bana o Tevrat'ı lütfen al. Bak ödeşmiş olalım böylece. Ben sana şu konuda mesela çünkü o Tevrat'a ihtiyacım var benim. Ama Yahudilerde, bulamadım. Yahudilerde özellikle Yeruşalim tarafında bulunanlar yaşları sayarken bir çağ, bir kuşak kaç yıl olabilir üzerinden sayarlar. Yeruşalim'de yaşayanlar bir kuşak 40 yıldır derler. Fakat Mısır ve çevresinde yaşayanlar 35 yıldan da hesaplayabilir. Oradaki yaşlar zaten semboliktir. Gerçek anlamda 900 yıl değildir o. Fakat yine de içinde birçok şey var. Bu tevhile inanıyor musun? İnanmıyorum. Fakat bir İbrahimi ile konuşsan bunu söyleyecek. Ve bunu çürütme şansın olmayacak. Çünkü o da diyecek ki İbranice öğren. Yani tevil edilmesi gereken son şeyler herhalde sayılardır. Egon Freil'in mesela Antik Yakın Doğu'nun kültür tarihi kitabında bunları okuyabilirsin. 330. sayfadan başlar. Ben de 40 sayfa kadar bir referans daha vereyim. İmam Cüveyni'nin İmamul Harameyn Cüveyni'nin Şifaul Galil. Bence İbranilerden bahsediyorken Müslüman dışı bir kaynak kullansak daha mantıklı olmaz mı? Ben kıyasladığında aynısını görüyorsun. Şaşırtıcı. Hayır. Şöyle oluyor mesela. Müslüman kaynaklarına baktığında cahiliye devri de cehaletten kırılan bir toprak. Herkes kızını gömüyor gibi aktarımlar var. Şimdi bu yüzden objektiflikten bahsediyorsak çeşitli kaynaklara bakmalıyız. Kıyasladım. Gerçekten şaşırdım hatta. Cüveyni'nin Şifaul Galil fîmâ vakâ minet Tevrati vel İncil minet Tebdil adlı kitabında Tevrat'ta ve İncil'de vaki olan... Kitabı yazarken yorulmuş zaten, öyle başlık mı olur? 8 çok güzel bir şiirsel bir kitap başlık olarak. Oradaki ihtilafları ben kontrol ettim bizzat İncil'den ve Tevrat'tan. Şaşırdım ya, demek ki Cüveyni'nin elinde Gazali'nin hocası. Demek ki o zamandan bugüne aynı Tevrat tercümesi Arapça olarak var. Mesela bu bize çok bir şey öğretiyor. Dolayısıyla bunu ben sana göstereyim. Tamam, ben sana bir soru sormuştum az önce. Ne? 6 günde yaratma muhabbeti. Oradaki 6 günü sen 6 evre, 6 kuşak, 6 dönem diye mi anlıyorsun? Evet. Öyle anlaman lazım zaten. Buradaki çelişki ne? Şimdi Tevrat'ta da, Babil'de de, Zerdüştilik'te de, bütün mitolojilerde net 6 gün kullanılmış. Orada da sen Arapça biliyorsun yevm ifadesini kullanmış. Peki. O yevmi başka ayetlerde de hep evre, aşama diye mi alıyorsunuz? Her zaman değil. İşinize geldiği zaman diyelim. Hayır. O zaman. 6 evre olarak baktığında mesela hangi 6 evreye denk geliyor bu yaratılış? Şöyle, dünyanın yaratılışına kadar. Şundan bahsedeyim. Mesela Kur'an'da bu bahsetmiş olduğum mevzu kritik bir mevzu. Evet. Bazen bizler bir kelimenin gerçekten hangi anlama geldiği konusunda tereddüt yaşayabiliriz. Bu sadece Kur'an'a mahsus bir problem değil. Platon'un metinlerinde de mahsus mesela bir problemdir. Veya Kant'ın metinlerinde de aynı benzer. Evet, felsefe metinlerinde çok daha kolay. Tabii. Şimdi burada sorun şu. Biz bazen bir kelime Arapçada 2 farklı anlama gelmesine rağmen net bir şekilde... 2 farklı anlama geliyorsa süper. Ben genelde 10 tane anlam görüyorum. Şimdi 2 farklı anlama geldiğinde bile hiç problem etmeden bu ayette kesinlikle bu anlama, bu ayette kesinlikle bu anlama geldiğini bilebildiğimiz ayetler var. Örnek ver istersen. İnna Allah la yestahil. Bu ayeti konuşsak da yeterli olur. Bir örnek vereyim. Var diyorsan inanırım zaten. Meseleyi, okay, yalan söylüyorsun. Meseleyi tamamlaması açısından iyi. Mesela İnna Allah la yestahil en yadribe mesela diyor. Burada istihya hayadan geliyor. Utanmak demek. Net bir şekilde utanmak demek. Yani başka şansı yok. Peki bu kelimenin ikinci bir anlamı daha var. Yaşatmak. Hayat. Yine istihya. Aynı kök. Diyor ki ve yestahyûne nisâekum. Firavun sizin erkeklerinizi öldürüyor. Kadınlarınızı utanıyordu. Olmadı değil mi? Sentaksa bağlı olarak kelimeyi değiştirebilirsin. Burada nasıl değiştireceğiz? Yani burada bak şunu demek istiyorum. Şu ayete baktığında şöyle, 6 gün değil de 6 evre mealini vermeni gerektiren şey modern bilim ya. Geleceğim. Şimdi istihya kelimesi nasıl kesinlikle 2 anlama geldiğinden eminim. Utanmak ve yaşatmak. Allah bir misal vermekten yaşatmaz. Olmadı. Allah bir misal vermekten utanmaz. Sivrisineği misal vermekten utanmaz. Burada o şekilde mi? Nasıl ki nisa kelimesi bu kelimenin anlamını net bir şekilde bize beyan ediyorsa, burada da yevm kelimesinin bizler bildiğiniz anlamda sabahleyin ne zaman kalkacaksınız namaz bahsinden olmadığı gibi biz namaz bahsinde yevm kelimesi geçerse anlarız ki günde bu 5 vakit, bu acaba evre mi? Acaba 500 yılda mı 5 vakit namaz kılacağız? Peki, demiyoruz. Evreni yaratma burada konusunda neden evreye buluyorsunuz? Evreni yaratma konusunda çok açık bir şekilde Allah Teala ve hadisler, Kur'an, bizim bilgimiz bu olayların kısa sürede gerçekleşmediğini söylüyor. Mesela Hazreti Peygamber diyor ki benle kıyamet böyleyiz. Hangi kıyamet? Yevmul kıyamet. Kaç saat sürecek sana göre? 24 saat. Abi, Allah katında 50.000 falan mı diyeceksin? Şimdi bak yevmül kıyamet yok Kur'an'da. Kıyamet günü. Sence ayağa kalkma günü, evet. Kıyamet, diriliş. Ayağa kalkma değil. Dirilip ayağa kalkıyorsun ya. Kıyam ediyorsun. Yani daha iyi bir tercümesi. Dirilme günü. Şimdi ben ve kıyamet böyleyiz diyor. Aradan 1500 yıl geçmiş. Ama kime kıyasla? Ben tarihin şu noktasında geldim. Benden önceki zaman şu kadarsa benden sonra kıyamete kadar geçecek zaman şu ikisinin şeyidir. Ama bakın ben çok yakınım diyor. Şimdi okuyabilir misin direkt Arapçasını? Neredeki? Mavi etiketli olan bölüm olması lazım. Birinci ayet yani. Ya eyyuhennâsu ittaqû rabbakumellezî halakakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricalen kesâren innallâhe kâne. Burada yevm geçmiyor. Yevm geçmiyor da adamlar kendi kendine mi koymuşlar sence? Hayır, yani gerçekten geçmiyor yani. O zaman ben sana bu ayeti sorduğumda niye ezberden yevm diye konuşmaya başladık? Hayır, sen yevm kelimesini... Sen bu ayeti bilmiyor musun? Biliyorsundur. Hayır, hangi ayeti sorduğunu bile bilmiyorum. Sadece yevm kelimesini. 6 günde yaratma kısmındayız. İyi de 6 günde şu mavi işaret 6 gün diyorsun, 6 gün çıkmadı. Bakabilir miyim? Sen yanlış işaretlemiş olma şansın daha fazla da olabilir. Ayeti okudun mu? Diğer şeye geçmişim, kusura bakma. Nerede? Ya ayetler maruf. Ya zaten biliyorsundur ayeti de. Ayetler maruf. Peki şunu sorayım. Mesela bilim bugün bize şöyle bir açıklama yapmış olsa. Öğrendik ki 13.7 milyar yıl değil. Hani yorum ya, bilim değişebiliyor ya. Evet. Farklı farklı açıklamalarda bulabiliyoruz. Mesela geçenlerde 26 milyar. 6 günde bulduk dese. Mesela 26 milyar olduğunu iddia eden biri çıktı. Tamam. Kimse böyle bir şey olamaz, sen saçmalıyorsun demeden başla. 6 gün sürmüş dünyanın oluşması, evrenin başından itibaren dese, bütün bilim tezine karşıt bir şekilde bir devrim yapılsa. Evet. O zaman hala buna 6 aşama, 6 dönem, 6 çağ der miydin? Şimdi burada şeyden bahsetmiyor sadece. Ispatlayan bir delil bulduğunda herhalde kainat, ikinci anlama geçmezdin değil mi? Kainat. Dünyayı diyor ya. Kainatın yaratılışından bahsetmiyor. Big Bang'den bahsetmiyor sadece. Bu evrelerden bir kısmı, hatta bunu açıklayan başka hadis de var. Yani yeryüzünün de aynı zamanda yaratılma mevzu var. Hatta bir ayette detaylı olarak geliyor. 4 gün, 2 gün, 2 gün diye bölüyor. Hatta onları toplayıp 8 gün, orada 6 gün, burada 8 gün diyen ateist çocuklar da var. Bilmiyorlar meseleyi. Yani şimdi orada mesele şu, dünyanın yaratılışı aynı zamanda. Yani Allah gökleri, şimdi bunun 2 tamam, günü... Tam tersi söylense. Şöyle bak, 2 günü şeye aittir. Göklere aittir. 2 günü yere aittir. Yerde detaylara gidiyor mesela hadis. Allah diyor 1. günde hayvanları yarattı. 2. günde işte mesela ağaçları yarattı. 3. günde şunları yarattı falan filan diye detaylar. Ben direkt hani ayeti soruyorum sana. Burada ayette neyi soruyorsun? Yani 24 saat mi olması lazım diyorsun? Bilim dese ki bizim bildiğimiz anlamda 6 günde. Evet. 6 tane 24 saatte evren ve dünya yaratıldı. Evet. Dese şu anda bunu ispatlasa. Ya öyle diyor ama biz gene de gün demeyelim. Bu 6 günü de 6 evre diye adlandıralım der miydin? Dikkat et. Bunu bilim dediğim fenomen çıkmadan önce, eğer senin kaygılarınla yapıyor olsak, biz bunu mesela bilim dediğim fenomen 200 yıllık bir fenomen. Biz buna... Bilim 200 yıllık bir fenomen değil. Bilim tanımı 200 yıldır değişmiş vaziyette. 2500 sene önce de millet doğa felsefecisiydi ya, kendini söylüyorsun. Felsefeydi o ama. O zamanki doğa felsefesi zaten bilim dediğimiz şeyin doğumu. Şimdi, burada bilimin doğum tarihini mi konuşalım? Şimdi biz bu senin hesaplamaların üzerinden... Aristoteles hem fizikçiydi ya bir anlamda. Hem de hayvanlarla uğraşıyor. Demoto Animalium kitabı var. Biz bu yorumu 1000 yıl önce de aynı kitaplarda buluyoruz ve Newton'un kitabı, Principia Mathematica. Şaşırdığımız bir şey değil. Bak şundan dolayı şaşırdığımız bir şey değil. Henüz bilimin herhangi bir şekilde problem etmediği, ilişmediği, aklınıza gelmeyen, Arapça bildiğiniz için mesela müdahale edemediğiniz alanlara dair bile biz şimdiden yorum yapmışız. Çünkü amacımız bunu bilimle uyuşturmak değil. Adam abicim hayatını tefsir vermiş ve tamamen bir bilim adamı olarak... Amacınız bilimle uyuşturmak değil, sadece uyuşmadığı durumlarda bilimi dışarıya atmak gibi görünüyor. Adam hayatını tefsire vermiş bundan 1000 yıl önce ve diyor ki teorik olarak burada bir yorum kapısı var. Adam bilimden yana hiçbir haberi bile yok. Sen bunu şimdi diyorsun ki yorumluyorsun. Güzel kardeşim, o zaman ben kötü yorumluyorsam, sırf böyle bir amaca yönelik yorumluyorsam, bilimden, o fizikten, kimyadan hiçbir haberi olmayan müfessir burada böyle bir yorum ihtimali vardır demekle, halbuki konunun bazen yani bilimle de hiçbir alakası olmayan bir ayet olabiliyor bu. Yani burada böyle bir açık var, böyle bir yorumlama şansımız var dediğinde senin niyetin bir şeyler yapmak demek, gayet bir okuma şartı. Nedense bütün bu yoruma açık bölümler net bir şekilde bugünün açıklamalarıyla uyuşmayan bölümler. Mesela, bu beni biraz şaşırtıyor. Bak şimdi mesela agnostisizm tartışımızda hala bir tane delil getiremedin dedim. Ben agnostisizmi ispatlamaya gelmedim. Eyvallah zaten. Ben şunu diyorum. Şu konuda bir anlaşalım. Benim sana gösterdiğim saygıyı sen de bana göster. Gösteriyorum. İlk programda ben mesela kalkıp teizme saldırma, ateizme saldırma gibi bir durumda bulunmadım değil mi? Ne dedik? Sen kitabımı okumuşsun madem, onu konuşmak istiyorsun. Eyvallah dedim. Bütün program bana reddiye yap. Ben bunu kabul ettim. Bu aslında büyüklük göstermektir. Kimse bunu kabul etmeyebilir yani. Yapmak zorunda falan da değil. Doğrusun. Ve bütün program boyunca sen benim kitabıma eleştiriler yaptın. Ben de hatta bir iki yerde hatalarımı da kabul ettim. Şimdi ben senin inandığın kitaplar üzerine eleştiriler yapıyorum. Konu dönüyor dolaşıyor. Benim agnostisizmime geliyor. Hayır, ondan dolayı değil. Felsefe tarihine geliyor. Bakkal amcaya geliyor. Hayır, gerek yok yani. Yani şundan dolayı ben ona yanlış anladım bence mevzuyu. Ben şunu diyorum. Şimdi burada hani sen dedin ya orada. Bende de şöyle bir his uyandı. Yani sözümü bitiremediğim için anlaşılamadım herhalde. Şimdi çok hızlı bitirmiyorsun. Belki dedin ya olabilir. Hiç bana böyle bir çürütücü bir argüman şu ana dek süremedin. Yani ben şu anda bilimle çatışan bir ayete rastlamadım. Evrim konusunu peki nasıl değerlendiriyorsun? Mesela yani, Kur'an'da evrim var mıdır? Şimdi, ya da Kur'an'da evrimin olmaması evrimle çeliştiği anlamına gelmez benim falan mı? Benim genel kriterlerim dediğim gibi burada da haliyle geçerli. Çünkü ben bilimsel bir teori kurarken ortaya bunu ama şu bilim istisnasıyla yapmıyorum dikkat edersen. Eğer bir şey bilimse, pozitif bilimse ve bu mesela az önce en başında konuşmanın en başında koymuş olduğum kriterler burada da mevzuya dönüyoruz. Oysa aslında biz bilim felsefesi yapmadan bu mevzuları konuşamayız anlamına geliyor. Ben evrim hakkında bilimsel olarak değerlendirmeler yapacak kadar bilgi sahibi olduğumu düşünmüyorum. Burada şimdi sadece genel bir şekilde genel kriterlerden bahsedeyim. İzin vereceğim, kesmeyeceğim de 10 dakika. Evet. Ben genelde Kur'an'ı yorumlayan, farklı anlamlar veren, bilimle uyuşturan ya da felsefeyi de birleştiren, yani bizim gördüğümüz halk İslam'ından ziyade daha böyle modern, daha kapsamlı, daha bilgi dolu bir İslam anlatımında bulunan insanların hepsinin ben evrim konusunda o kadar bilgili değilim. Ya evrimi o kadar araştırmadım. Evrim konusunda bir kanaatim yok dediğini görüyorum. Evet, bu kadar net çelişen bir konuda niyeyse doğru düzgün bir İslam alimi kalkıp da hayır çelişmiyor kardeşim mesela diyemiyor. Evrimle alakalı değil, sosyolojik bir vaka. Bunu kuantumla da aynısını açıklayabiliriz. Yani kuantum konusunda da böyle bu orada kuantumu sorarsam konuşabiliriz. Hayır yani orada burada kuantum hakkındaki işte getirilen misal diyelim ki bir çelişki var. Buna Kur'an'ın uyuşup uyuşmadığına cevap veren arasan 5 tane adam bulamazsın. Çünkü aynı anda hem tefsirle bayağı bir ilgilenmiş hem de yani kuantum mekaniğini çok iyi bilen Türkiye'de bir Celal Şengör vardır. O biliyorsun ki tefsiri de çok iyi bilir. Ve? Neyse başkalarına laf çakmayalım. Öyle olursa ben de burada isimler sayabilirim. Ne gerek var? Şaka yani burada hani mesela yani bu o kadar basit özellikle bir mevzu yani. Ben 5 tane İslam sana desen ki bana ya abi bak kuantumun şöyle bir teorisi var. Bu Kur'an'ın şu ayetiyle çalışıyor. Bana bu mevzuyu açıklayacak kuantum teorisini bilen 5 tane bilim adamı getir desen ben yine zorlanabilirim. Sorun yok burada. Kafa karıştırırsa, gündem olursa, çok sorulursa birileri illaki bunu kurcalar. Evrim kafa karıştıran bir konu. Eğitimden bile kaldırılan bir konu. Millet öğrenmesin istenen bir konu. En büyük problemlerden biri. Kitabın karşısına tez olarak da getirilen, antitez olarak sürülen en büyük problem. Ya sen yüzlerce Arap kitabı, felsefeci kitabı okumuş, buna 15-20 yılını harcamış bir insansın. Evrim kadar önemli bir konuda, inancını bu kadar etkileyen bir konuda. Niye oturup da 4-5 yıl mesela bir vakit harcamadın da şu an çok net bir şekilde savunmadın? Dua et, inşallah onu da yapayım. Umarım yaparsın, bir gün görmek isterim. Şimdi ben şunu diyorum. Bak sana mesela bu konuyla alakalı şöyle bir şey yapabilirim sana. Konunun tamamen bizim tarafımızdan bir bilimsel vaka olarak ele alındığı örneği. Bak şimdi Gazali. El İktisat fil İtikat kitabında şu meseleyi tartışıyor abi. Hiç derdi değil. Kendi başına dert açıyor. Yani şunun için anlatıyorum bunu. Yani diyorsun ya abicim bu kadar önemli bir mevzu. Adem var, toprak var. Nasıl yorumlayacaksınız? Yaratıldığında 40 metre. Bu kadar zor falan filan ki onların hepsinin bak onları tevil etmiyorum asla. Çünkü onları tevil etmemizin önünde engel var. Bak tevil etmiyorum. Adem'in yaratıldığında tabii. Dünyaya geldiğinde tabii. Başının bulutlara değdiğini düşünüyor musun? 40 metrede değmiyordur herhalde. Hayır, öyle söyleyen kaynaklarda var ya. Hadise olması gerek. 40 metrede hadiste bulabilirim istiyorsan. Sağlamından bulursan. İbn-i Mace'de falan çıkar muhtemelen. Sağlam olmayabilir bir İbn-i Mace. Tamam. Biliyorsun. 40 metreyi okey diyorsun ama. 40 metre değil. 60 diyen de var. 60 arşın. Metre nerede? Metre İngilizlerden geldi. Çok değişti ya şu an. Ya fark etmez istiyorsan yani, 150 metrede. Yani espri yapıyoruz ki hava biraz şey olsun. Kabul şimdi, ediyorsun böyle bir şeyi. Tabii tabii. Değil mi? Demek ki hatta sana göre ilk insanlar devmiş yani. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben evrim konusunda şundan dolayı. Ben meseleye tamamen ilmi yaklaşıyorum. Bilimsel olarak bunun ortaya çıkması benim için çok bir şey değiştirmez. O yüzden çok ilgilenmiyorum. İşin doğrusunu söyleyeyim. Bilimsel bak, olarak mümkün sana, olmaması peki. Bak sapasağlam bir hadis söyleyeyim ve evrimi desteklesin. Hadis. Ben mesela, bak ben mesela bunu hasır altı etsem daha iyi olurdu. Konu değil. Adem yaratıldığında boyu 60 arşında ve o günden bu yana insanlar küçülmektedirler. Farklı bir türe dönüşmediği mikro evrim, makro evrim aşamasında sorun bir şey değil. Yok. Hayır, Adem'in ortak hatası yok. Ama şöyle bak. Yani şimdi bak. Bu evrimi desteklemez. Evrim desteklemez değil. Şundan dolayı. Demek ki biz bir zamanlar böyle bir vücuda sahip değilmişiz ve bunu hadis bildiriyor ve bunun emin ol sen şöyle zannediyorsun. Ha, başın sıkıştı yorumluyorsun. Abi al niye yorumlamıyorum? Yorumlayamazsın çünkü bunun bir kuralı var. Bunu bilen bilir. Bu yorumlanmaz. Bu pislik yapmaktır. Kabul ediyorsun tabii yani. Ki bak yorumlarsan bu pislik yapmaktır artık. Bu konuda helal olsun yani en azından eskiden devdik diye düşünmen, biraz daha dürüstçe davranman güzel bir şey. Tebrik ederim. Şunu diyorum bak. Böyle bir hadis var. Ama bu hala şunu gerektirmiyor. Sahih hadisin anlamını konuşmadan bunun bilgi teorisine, şöyle, bunun bilgi teorisine ne katacağını da bilmiyoruz. Ben bu arada bu hadisin de ileride hakikatinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Nasıl ki Efendimizin hiç alakası yokken haber verdiği hadislerin hakikatinin ortaya çıkması gibi. Şimdi burada da Kur'an'da veya hadiste mucize var muhabbetine dönmüş olacağız gibi görünüyor. Var, kesin var. Yani şey nazarla bak. Yani bu inanmadığın bir insanın ağzından çıktı diye değil bak. Sadece X kişisinden böyle bir haber gelseydi ben nasıl düşünürdüm diye bak. Çok düşündüm. Bu konuda videolarım da var. İstersen bakabilirsin. Şimdi şunu diyeceğim ben. Konu satmadan. Tamam. Evrime girdik yani ya. Ben sana evrimin temel özelliklerini aktarıp. Evrimle alakalı şunu diyeceğim. Ona girmeden. Bak biz bu işi eskiden beri böyle ya bir sorun çıktı. Eyvah şimdi başımızın çaresine bakalım. Abi nerede tevil? Gel abi tevilin belini kıralım diye yapmıyoruz abi. Ya öyle görünmüyor be. Mesela bir örnek veriyorum sana. İşte öyle yapmadım ama. Sen şu an yapmıyor mesela, olabilirsin bu konuda. Tamam bak biz alimleri, sözü dikkate alınan insanları eleştirmemiz lazım abi. Yani ben şu an alimle tartışmıyorum. Kısır günündeki teyzeleri eleştirmiyoruz değil mi? Sen kısır günündeki teyze değilsin ama karşıma geldi. İşte onu diyorum, ben de ondan örnek vereceğim. Bak şimdi diyor ki bak Gazali El İktisat'ta şunu açıklıyor. Bak çarpıcı olan bir tarafı var. Mesela Müslümanların en sapasağlam itikadı, yani en böyle kritik itikatlarından bir tanesi Hazreti Peygamber'in son peygamber olması. Ve buna dair bir ayet var. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ Peygamber Muhammed hiçbirinizin babası değildir. Adamlarınızın hiçbir... Şeyi de sorabilir miyim? Velakin... Niye bir şeyi söylemeden önce sürekli Arapçasını da söylüyorsun? Bu iyi bir şey. Ben Arapça bilmiyorum. Doğru okuduğumu bilemem. Arapça bilenler de senden duymaya ihtiyaç duymaz. Gider bakarlar. Hayır şöyle bir şey. Benon poda yaşa mefol munem mefol şip poda. Atfolum. Güzel yani. Bununla metakalzu sadece ona. Yani. Atfolum per Kur'an'ın yosenici ötedir. Yani Arnavutça. Yani demek istiyor ki. Arnavutça'ya kulağımın alışkan olmasında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Şimdi. Muhammed hiçbirinizin, erkeklerden hiçbirinizin babası değildir. Velakin Resulullah ve Hatemen Nebi. Resulullah'tır. Allah'ın Resulüdür, elçisidir ve nebilerin sonuncusudur. Şimdi Gazali diyor ki, dürüst olalım diyor. Biz bu ayetin lafzından Hazreti Peygamber'in son peygamber olduğunu gerçekten anlayabilir miyiz diyor. Abicim ne diyorsun sen? Biz tevili buraya kadar götürmüş bir şeyin yani mensubuyuz. Diyor ki bak şunu size söyleyeyim diyor. Biz bir bu adam biri gelse diyor. Hayır efendim oradaki nebi şu demektir. Bu demektir demeyi diyor. Bizim haşvilere yok Allah semada değildir derken ayetleri tevil ederken harcadığımız çabadan daha az bir çabayla emin olun bu ayeti yorar ve şunu diyebilir diyor. Peygamber aslında son peygamber değil. Abicim bundan daha açık bir ayet oluyor ve Gazali diyor ki bu ayeti bile bir adam gelip hayır efendim biz buradan peygamberin son peygamber olduğunu anlamayız dese bunu şunun için tartışıyor. Biz hangi adamı Müslüman sayacağız? Hangi adamı Müslüman saymayacağız? Yani biri çıkıp dese ki ben İslam'a inanıyorum. Ama Muhammed'in son peygamber olduğuna inanmıyorum dese. Veya hadislere inanmıyorum. Bak onu geçtik. Yani çok daha temel bir mevzuya İslam'ın en temel iddialarından biri. Peygamber Muhammed'den sonra peygamber yoktur. Bu diyor bu ayeti diyor çok kolay yorabilir. Yani şu anlamda kolay yorabilir. Yani bizim mesela selefilere işte haşvilere yaptığımızdaki yorumlardan çok daha kolay bir yöntemde yorulması mümkün bunun diyor. Onlara diyor o zaman nasıl İslam harici yapacağız? Adam tamamen meselesi yorum teorisi abi. Bugün modern Batı felsefesinde yapılan yani gerçekten hermeneutik çalışmaların dibine vuruyor adamlar. Dolayısıyla sen şimdi konunun bilimle alakalı olduğu için sizi gidiler bilim olunca böyle yaparsınız değil mi diyorsunuz? O zaman şöyle düzelteyim. Şey yok. Biz bunu her konuda böyle yapıyorsunuz diyelim. Çünkü bak metnin kendisinde. Bu konuda anlaştık. Bak metnin kendisinde ister hukuk mevzu olsun. İster ahlak olsun. İster bilim olsun. Aynen. Her konuda tevilin belini kırmanız çok kolay. Hayır. Çünkü Arapça öyle bir dil. O anlamda değil. Her konuda böyle bir takım şeyler barındıran bir olayla, vakayla karşı karşıyayız. Bunu da konuşabiliriz. Tamam ben sana evrim üzerinden son iki tane ayrıntı soracağım sadece. Çünkü muhabbetin çok bir yere bağlanmayacağını anladım. En azından evrime inanıp inanmadığın konusunda net bir fikir alabilir miyim? Mesela Luca kavramı evrimdeki. Biliyor musun ne anlama geldi? Last Universal Common Ancestor. Yani ilk evrensel ortak ata. Daha doğrusu son evrensel ortak ata. Bütün canlılar ortak bir geni paylaşıyorlar. Bir canlı türüyle. Evet. Buna dair bir takım itirazlarım var. Tamam. Bütün canlılarda, bitkilerde bile hatta bizde bulunan ortak bir DNA örneği bulunuyor. Bu durumda insanın özellikle ayrı bir şekilde yaratıldığı, Adem ve Havva gibi iki tane varlıktan bütün insanların türediği ve hatta Habil ve Kabil hikayesinde Kabil'in kardeşini gömmeden önce insan gömmeyi bile kargalara bakarak öğrendiği hikayesi ne kadar tutarlı olabilir? Şimdi biz diğer primat türlerine baktığımızda bizden çok daha düşük zekalı hayvanların bile gömmeyi öğrendiğini zaten biliyoruz. Konunun zorlayıcı olduğunu itiraf etmeliyim. Konu zor bir konu. Ama dediğim gibi az önceki Gazali'den vermiş olduğum örnek de çok zor bir konu. Yani Gazali şunu diyor kitabında. Ne yapacağız diyor. Hadi buyurun. Ve diyor ki abicim o icma denilen olay icmaya aykırı olarak bütün Müslümanların görüş birliğine vardığı. Bak dikkat et, tehafüte geldiğinde bambaşka bir insan buluyorsun. İktisada geldiğinde bambaşka. Çünkü ikisinin amacı farklı. Filozofun yorumlarını, kitaplarını konuşmak başka. Ama Kur'an'ın yorumundan bahsediyor. Kur'an ve direkt bilim üzerinden konuşmak başka. Kur'an'ın yorumundan, yani misalin şeyi şu. Senin yorumunu merak ediyorum. Tamam. Bu kadar kesin olan ayeti bile bir adam tutup ki bütün Müslümanların icması var. Yorsa diyor şimdi biz bu adamı İslam dairesi içerisinde tutabilir miyiz, tutamaz mıyız? Biz bunu tartışmışız. Biz bunu tartışmışız. Yani ben hiç bilimle alakalı olmayan ayetleri aslında ne kadar inanılmaz yorumlara sahip olduğunu burada sana anlatsam çok şaşırabilirsin. Çok zannetmiyorum. En fazla 5. anlamları duyacağım. Yok hayır öyle değil. Yani maalesef öyle değil. Mesela sadece örnek olarak ver. Tartışmasına girmeyelim. Mesela, bunu daha önce duymamıştım diyeyim, gider bakarım. Yani ne diyeyim? Net bir mucize olarak böyle bilimin ispatladığı falan. Yani benim tartışma konusunda söyleyebileceğim ayetler diyorum da yani. Mesela, not alayım hatta. Yani cehennemin ebediliği konusu mesela. O konuda hadislere bakarsan hayır, Müslümanlar bir noktadan sonra çıkabilirler. Hayır. Müslümanlarla alakalı değil abi. Hadislerle de alakalı değil konu. Hadislerden yardım alan bir şey de değil. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Cehennemin ebediliği konusunda nokta. Ben bundan ne anlayayım? Yani yorumların öyle hiç böyle ilk Kur'an'ı vehle-i ulada, ilk okuyuşta anladığın anlamlardan çok daha farklı anlamlara gelecek. Bak ben sana bunu sormadım ki. Tamam ama şunu diyorum yani. Bana net böyle bilimle örtüşen ve çok şaşıracağım ne söyleyebilirsin. Hayır ben onu kastetmedim zaten. Ben şunu diyorum, bilim zaten lafa şöyle girdim. Bilimle hiç alakası olmasın. Yani benim kaygım bilim değil. Ben bilimle eyvah telaşlanıyorum. Bilimle olunca bir tevhile biniyorum. Senin genel teorin bu ya. Müslüman... Genel teorim değil ya. Biraz gördüğüm o diyelim. Ya hatta şöyle görünüyor. Genel iddia bu. Ben de diyorum ki bu iddia. Dinden çıkmamak için mükemmel bir çaba sarf ediyor Müslüman camiası. Şey yani. Yani bu kötü bir genelleme, onu diyorum. Çünkü biz bunu ne bilimle çatıştığında yapıyoruz ne son 200 yıldır yapıyoruz. Her konuda yapıyoruz diyorsun. Ve her konuda yapılıyor çünkü bu adamların derdi abicim bu kitabın bu ayetinin gerçekten tam anlamının ne anlama geldiği konusunda bayağı çalışıyorlar. Bu peki bizi şu kapıya çıkartmıyor mu? Her alim, her filozof başka bir açıdan yaklaşıp Arapça derecesine, kelam derecesine, mantık derecesine göre farklı yorumlar yapabildiğine göre son peygamberlik konusunda bile. Bu kadar çok farklı anlaşılmaya müsait bir kitaptan ben Müslüman da olsam okuduğumda doğru anladığımı nereden bileceğim? Yüzlerce filozofa baksam bile onların doğru anladığını nereden bileceğim? Yani ben Müslüman bile olsam ve kabul de etsem bunları doğru yolda olduğumun garantisi yok demek ki. Ben de çok yanlış bir tevhille bir şeyleri kabullenmiş olabilirim. Bu zor bir soru değil. Az önce sormuş olduğun soru zor bir soruydu mesela. Bu zor bir soru değil, cevabı çok basit. Son sorum olsun o zaman. Şundan daha böyle rahat bitirelim. Neden? Çünkü mesela İslam'da herkes İslam'dan bildiği kadarıyla mesuldür ve İslam'dan ne kadar bileceği mevzu tamamen kendisine kalmıştır. Peki bu durumda tarikat şeyhlerine de bana şefaat edecek diye yapışanlar doğru yolda olur mu sence? Ya onlarınki de doğru İslam mıdır? Yani bunların her birinin doğru veya yanlış olması meselesi. O kadarını anlamışlar ya. Hayır. Parantez içerisinde ayrı bir şekilde tartışılır. Parantez içinde. Çünkü burada Müslüman olduğun takdirde yapmış olduğun şeylerin anlamı parantez içerisine alınır. Yani farklı bir anlama gelir. Yani felsefedeki paranteze alma meselesine yakın bir şey. Şunu demek istiyorum ben. Hazreti Peygamber'e bir insan geliyor. Mesela. Diyor ki sen Allah'ın peygamberi misin? Diyor evet. Peki diyor delilin ne? Nereden anlayacağız falan değil diyor. Sormuyor. Direkt inanıyor. Hazreti Peygamber diyor ki peki bizden ne istiyorsun? Diyor ki 5 vakit namaz, oruç, gücün yeterse hac, zekat. Diyor ki başka bir şey var mı? Yok. Vallahi diyor bundan ne fazlasını yaparım ne eksini yaparım. Bu gelen insanlar Mekke'deyken gelmiyorlar. Çünkü Mekke'deyken Hazreti Peygamber zaten doğru dürüst bir şeyi yapamıyor yani. 40-50 tane adam var. Medine'de zaten İslam artık tamamen şeyini bulmuşken, gücünü kuvvetini bulmuşken, her şey serbestken geliyor. Adam çekiyor gidiyor, bir daha hayatında hiçbir zaman peygamberi görmüyor bile. Peygamber ona şunu demiyor. Kur'an'ın hepsini okuyacaksın. Helalleri haramları orada göreceksin. Ona göre şey yapacaksın. Adam değil diyor ki. Ama sorduğum. Anladım ben seni. Şunu diyor. Yani İslam herkesin kendi ana mesajı belli. İki şeye inanacaksın bu kadar. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Bitti. Bundan başkasına inanman gerekmiyor. Onun haricinde namazı Kur'an'da bulamıyorsun güzel kardeşim. Namazın İslam'dan olduğu, kusura bakmadan yani Roma devletinin tarihte var olduğu kadar açık. Namaz. Ya müşriklerde de vardır. Bambaşka konu. Namazın sonuçta ne kadar varsa, nasıl kılınacağı değil. Kur'an'da da yok doğru düzgün. Namazın olduğu, İslam'da var olduğu. Namaz diye bir şeyin olduğu diye. Bu apaçık bir şey. Namazın varlığı, orucun varlığı, zekatın varlığı, hacım. Bunları yaptın mı? Tamam diyor ki doğru söylemişse. Aslında şey olmuyor mu söylediğin? Doğru din çok basit yani. Dine inanmak istiyorsan temel kaideleri bilmen yeterli. Aynen. Çok uzmanlaşman aynen gerekmiyor. Ama reddetmek istiyorsan alim ulema olacaksın. Çok ama iyi öğreneceksin. Başına fakat bela almak istiyorsan şey bunun hakkını vermen lazım. Sen şu an başına hayır, bela almak istiyorsun. Okuyorsun, araştırıyorsun. Müslüman oldum diyelim. Tamam. Ya hiç dinden çıkmamışım. Yıllardır okuyan bir insanım gibi varsayalım. Evet. Müslümanım ve gerçekten iyi bilmek istiyorum. Hatta alim olmak istiyorum diyelim. Biraz da egom var. Yükselmek istiyorum. Bir şeyi çözmek istiyorum. Hı-hı. Çözdüğüm şeyin doğru olduğunu ben bilemem ki. Ya bilirsin. Çünkü biraz derinine indikten yok sonra herkes başka bir şey biliyorsun söylemiş. Biliyorsun. Yani az önce herkes kendinin doğru yolda olduğunu şöyle düşünüyor. Başka bir şey. Elbette ki öyle düşünecek. Başka türlü olsa ona geçer ama şöyle. Şöyle cehenneme biliyorsun. Cehenneme giden yol hangi taşlarda döşeliydi? Her zaman bilmiyorsun. Doğru. O konuda katılıyorum. Yani imanlı olayım derken kafir olsan hayır ne olacak? Şöyle. Her zaman bilmiyorsun. Ama mesela az önce vermiş olduğum örnek. Sen mesela 20 tane bu şarkıya yazılan şeyi okuyabilirsin. Aa elinde divit kalem. Ha, bir sevgili varmış elinde kalem varmış. Katline ferman yazıyormuş falan. Birisi çıkar der ki hayır kardeşim yanlış anlıyorsun. O sevgilinin parmağının kendisini öldürdüğünden bahsediyor. Bunu anladıktan sonra senin o yorumlara irtifat etme şansın kalmaz. Bunu bilen bilir. Herkes kendi tuttuğunu diyorsun yani. Yahya Kemal yani hayyamı çevirirken Hayyam'ın rubailerinden anlamış olduğu şeyi sana anlatamayabilir. Ama Yahya Kemal olduğu için anlayabilir. Onun abi anlayıp anlamadığını sen anlamadığın için bilemezsin. Evet bilmen de gerekmiyor zaten. Yani şimdi diyor ki İslam... Atladığın bak, bir şey var mı? Şöyle yani İslam sana hani sen şöyle diyorsun. Yani iyi de nerede? Bak diyor ki İslam kardeşim başına bela almak istemiyorsan İslam çok basit. Namaz, İman et yeter. Namaz, abdest, oruç, zekat, hac. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah hadiyallah. Bitti. Ama sorduğun zaman... Acaba, sosyal medya Müslümanları ilk acaba, ayet oku, her şeyi bil derler. Acaba bambaşka. Hırsızlık haram mı? Abicim bunu kim tartışıyor? Zina kötü mü? Bunu kim tartışıyor? Benim daha sonra bakıp sana söyleyeceğim iki tane konu yazmışım. Atladığım var mı? Emin olayım. Katolik İbraniler demişsin. 2 tane Tevrat demişsin. Evet. Buna bakacağım. Ben hiç denk gelmedim. Bir de Arapçada yevmiydi seçtiğiniz kelime. Yevm kelimesi. Hayır yani, Mağrib düzelteyim. Mağrib battı diye çevirmişler. Bak bunu tamam açıklayamadım. Şuradan dolayı açıklama şu kısmı. Sen dedi ki demek ki yanlış yapmış. Hayır. Yani başka bir şey var mı? Bu adamlar unuttum serbest bir tercüme usulü benimsemişler. Bu yaptıklarına bunların yanlış demiyorum. Çünkü Arapçada fiille ifade edilen her cümle Türkçede de fiille ifade edilecek diye bir kural yok. Okey öyle düşünebilirsin. Sıkıntı yok. Benim soracağım başka bir şey yok. Çoğunun çünkü nereye bağlanacağını tahmin edebiliyorum ve biraz da sıkıcı hale gelecektir. Evet. Benzer cevapları alacağım. İbn-i Mace'den bir şey soracağım demişti ama. Boş ver. İbn-i Mace'den kaç tane seçmişim? Bütün bir sayfa. Buhari'den bir sürü seçmişim. Başka kağıtlar da var. Şuraya baksana. Şunların hepsini ben sana soracak olsam. Vallahi hepsini yazılı olarak gönder. Yani bildiğim kadarıyla cevaplarım. Sıkıntı yok. Her şeyi yani bilmiyorum. Okey. En azından dürüstçe söyleyebilmen de yeterli. Evrim konusunda çok hakim olmadığını söylemeni de tebrik ederim. Bazıları çünkü kıvırıyor da. Yok net ama uyuşuyor diyen de var. %100 çelişiyor diyen de var. Aklında mutlaka var. Bunun hakkında sağlam senin teklif etmiş olduğun hani duamıza amin dedirtelim. Yani ben bunu yapacağım. Yapmayı düşünüyorum yani. Ben Müslüman olsam en büyük derdim olurdu. Ben kendimi hani bir kelamcı olarak tanımlıyorum ve ben bunu arkadaşlarla konuşuyorum. Arkadaşlar diyorum bugün hani insanların bir kelamcı ne yapacak abi? Yani berber nasıl ki saç kesecekse oğlum bir kelamcı da tutup da yani işte Mutezile'nin sıfatlar zatın aynısı mıdır gayrısı mıdır bugün tartışmanın ne anlamı var? Biz bugün evrim denilen mevzunun ne olduğunu şey yapacağız. Yani bu konuda daha, benden daha bilgili Enis Toko gibi hocalar var. Enis Toko'nun açıklamalarını biliyorum. Evet. Onunla tartışacaktık. Olabilir. Sonra vazgeçti. Yani, keşke o gelseydi. Belki daha eğlenceli. Enis Toko mesela bu konuda benden daha bilgili olduğu açıktır. Ama ben bu konuda tabii ki yani okuyup araştırma, bir plan dahilinde hareket ederek yani gerçekten bu mevzuyu merak ediyorum. Ben ama şu açıdan şöyle söyleyeyim. Yani şu açıdan bir kaygım yok. Yani ben az önce sana şu örneği şundan dolayı verdim. Gazali bana diyor ki abiciğim Hatemun Nebiyyin bile yorulmaya açık. Oha! Hatemun Nebiyyin yorulmaya açık olur mu ya? Diyor olabilir abi diyor. Hiç merak etme diyor. Bunu diyor emin ol Haşevilerden daha kolay yorarlar diyor. Tamamdır. Evet. Peki teşekkür ediyorum cevapların için. Ben teşekkür ediyorum. Arada bir hararetlendi tartışma. Bence güzel oldu. Ayrı. Bence ya, de fena değildi. Enerjik oldu gibi geldi. Kalbini kırdıysam bir noktada veya saygısızlık yaptıysam kusuruma bakma. Ya öyle bir niyetim yok. Öyle. Ama hani benim net olduğunu düşündüğüm bazı konular var. Çok farklı açıklamalar yapıyorsun. Nasıl olabilir bu diyorum falan. Belki arada görüş farklılığı yüzünden farklı bir üslup tutulmuş olabilir. O konuda hani söylemiş olayım. Yani ben bundan, bu oturumdan da bayağı keyif aldım. Bence bu daha keyifliydi. Bence de. Agnostisizm konusunda da mesela yaptığın eleştirileri ciddiye alacağım. Özellikle mesela şu İslam felsefesindeki hani burhan, cedel falan mantık yöntemlerine bakarak acaba göremediğim ne var? Kendimi bir eleştireceğim mesela. O konuda güzel, benim için de verimli bir program oldu. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Programımızı izlediniz. Ben yorum yapmayacağım. Sadece üzüldüğüm nokta şu. Daha hazırlıklı olabilirdi galiba. Evet. Hayırlısı olsun inşallah. Abi İslam'ı temsil ederken bir daha katıldığım programlara hazırlık yap bence. Çünkü ya bir de şey var aslında ya sen de gördün. Bak yorumların %99'u da hatta %100'ü de böyle olacaktır. Yani bir şey anlatırken uzatmaya bir anlam yok. Ben sana bunu hatırlarsan ilk oturduğumuzda da Fikret abi biz seni bu konuda normalde ama şöyle bir olay vardı Muhammed. Ben bu konuyu bugün tartışmayacaktım. O da biraz sizden kaynaklanan bir mevzu. Yani benim zihnim sadece mi yani? Yarın tartışacak olsaydık daha mı farklı olurdu yani sence? Şöyle yarın tartışacak, emin ol yarın tartışacak olsaydık ben hani yani deseydik ki yarın işte Kur'an ve bilimi tartışacağız. Ben belli mevzulara yani bakar daha böyle şeyle gelirim. Üstelik hani şöyle söyleyeyim. Ya bu arada seni eleştirin kesinlikle yanlış. Kesinlikle yanlış. Yani ben hani daha hazırlıklı şu anlamda evet yani çok iyi olmadı, beklentim gibi olmadı, başka türlü yapardım demiyorum. Daha da detaylandırabilirdim anlamında söylüyorum. Belki mesela konusunda ben şöyle bir kendi halimi anlatayım. Ben 3 günde bugün 6 program yapıyorum. Evet. Yani ben böyle bir şikayette bulunmuyorum. Yani keşke bunu yarın konuşsaydık falan. Hayır, ben hayır ayrıca şundan dolayı hakkında vardı. Hayır. Biz programa girmeden sorduk zaten. Şundan dolayı hazırlık konusunda derken ben zaten yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim kafamda şu vardı. Muhammed'le dün konuştuk. Bugün sadece agnostik uzayacak diye düşünüyordum ben. Çünkü büyük ihtimal 2 bölüm çekeriz. 3 saat olur. Çünkü benim çok iddiam vardı orada. O böyle olmayınca ben dünkü konuyu şey yaptım. Ben bugün gidecektim. Yani akşam bakacaktım şöyle bir. Benim zaten ben burada akrabama geldim. Evime gidip kitaplarım bile yok zaten. Nereye bakacağım? Evet, şey o konuda için rahat olabilir. Ben de yani yurt dışından geldim. Burada dün 2 program çektim. Bugün 2 program. Yarın da öyle. Ben zaten her halükarda bu mevzuya hazır olduğumu düşünmesem tartışmayın. Orası öyle canım. Sadece belki daha hazırlıklı olabiliriz mesela. Şöyle, ben daha iyi savunabilirim. Eyvallah. Şey. Sen şöyle hazırlıklı derken mesela şu olabilirdi. Göz mesela, gezdirmek ayrı bir şey. En azından agnostisizmin kitabı belliydi. Sen de mesela şunu diyebilirdin. Abi bak hadisler, ayetler bunlar. Bu ayetleri, bu hadisleri hazırlıklı gel çok daha böyle bunlar üzerinden direkt gidelim dediğinde ben tefsire bakardım belki. Kitabı tartışacağımızı bile bilmiyordum ki. Eyvallah. Böyle bir şey oldu. Sorun değil. Ben yani tartışmayı dediğim gibi ana mihveri değişmeyecekti zaten. Yani yarın da gelsem aşağı yukarı aynı şekilde karşılaştım. Dolayısıyla çok da problem olmadı diye düşünmek lazım. Bu hayır problem. Biraz da benim de halimden anlaman lazım. 3 günde 6 program yarın akşam gidiyorum. Evet. Çok da vaktim yok. Yani ben 3 günde 6 programa zaten hazırlanamam. Ezbere geldim. Sadece kafadan bildiğim hadis ve kaynaklarla geldim ki onların da %90'ını kullanamadım. Bence bu şey açısından daha güzel olduğunu düşünüyorum. Yani öbürü biraz böyle takip etmesi zor olabilir. Çünkü ben şunu şey yaptım, sınadım. Benim zaten huyum odur. Yani bir şeye hazırlanırım, bir konuşmaya hazırlanırım. Hazırlandığım zaman emin ol şey oluyorum. Daha kötü oluyor. Hazırlıksız doğaçlama çıkıyorum. Daha memnun kalıyorum. Bak şu anda çok bana hazırlıklı olunca hangisi şunu mutlaka söylemeli miyim? O kötü bir şey oluyor. Bak şu anda ben mesela dedim ki dur. Sıra bekliyorsun. Bunu da mecburen bir denemesini yapmış olacağım bugün. Bugün de yine burada haklı çıktım. Mesela ikinci programı daha çok beğendim. Bence doğaçlama daha güzel oluyormuş. Yani videonun başında dedim ya burası sizin kişisel meselelerinizi konuşacağınız bir yer değil diye. Bu da bizi ilgilendirmiyor abi. Önemli olan konuşulurken, konuşma sırasında verilen cevaplardı. Yani bence iyi yorumlar gelecek benim açımdan. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Yani biz isteriz bir Müslüman kardeşin olarak, aynı davaya baş koymuş bir kardeşin olarak. Sonuçta tekrar söylüyorum. Yeraltı ekibinin tamamı Müslüman. Ha, tabii ben inancımda sorgulayan bir insanım. Tabii ki hala İslam'ın tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışan bir insanım. Evet. Zaten Allah böyle söylüyor. Bu programlar da aslında bu yüzden. Yani aslında siz konuştukça ben kendim de bilgileniyorum. Bu yüzden iyi ki var Yeraltı diyorum. Teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağızlarınıza sağlık. Diamond, sana özellikle teşekkür ederim. Gerçekten kaç günden beri buradasın. Uğraşıyorsun. Emek veriyorsun. Yani karşına çıkarttığımız insanları seçmiyorsun. Önemli değil kardeşim. Sen çıkartırsan sıkıntı yok diyorsun. Geliyorsun. Ego yapmıyorsun. Hayır kardeşim bu kim benim karşıma çıkacak tarzında bir şey konuşmuyorsun. Bence bu güzel bir şey. Fikret abi sen de aynı şekilde. Hayır aynı şekilde aynı muhabbet oluyor. Yani sende de hayır kardeşim bu kim ben gelmem karşısına tarzda bir şey konuşmuyorsun. Güzel bir şekilde muhabbetinizi yaptınız. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz şeyler var mı? Yani benim işte dediğim gibi bazı konulara şu anda belki çok yani birkaç sonu bu vardı dedim şu anda onu hatırlamıyorum gibisinden. Belki onlara sonra bir şey yapılabilir ya da yani genel olarak cevap verilmese de genel çerçeveden ne olacağı anlaşılabilir yani. Birbirimizi tanıdık. Güzel oldu. Ben sohbet muhabbet döndü. Hakkında bir şeyler öğrenmiş oldum. Ben keyif aldım şahsen. Tebrik ediyorum. Cevaplarının hani kendi içinde tutarlı çoğu en azından. Ben öyle düşünmüyor olabilirim. Evet. Bu arada şu an kayıt devam ediyor mu? Hı-hı. Ediyor. O zaman herkese teşekkürler. Benden bu kadar. Eyvallah. Ben kaydın devam ettiğini de bilmiyordum da şöyle bir olay var yani hani bitsin o zaman anlatayım o zaman. Özel bir şey konu mu konuşuyorsun? Hayır yok hani şey yaklaşımımın hani ne oldu hani dedi yani hani genel olarak şey aslında ben şunu anlatamadım yani şöyle bir olay var. Zaman da yetmiyor bu şey şikayet olarak söylemiyorum. Yani esas çerçevede aslında bu sorunların tamamı bir insanın hadislere yaklaşımındaki ana metot bilinmeden boş yere yani sivrisinek avına çıkmış oluyoruz. Ben diyorum ki mesela örnek olarak yani Kur'an'da mesela şek var mı? Abicim sübut açısından yok. Anlam açısından çok. Hadiste var mı? Sübut açısından da var. Anlam açısından da var. Şek, şüphe. Bu usulü fıkhın zaten daha ilk baştaki ABC'si. Şimdi biz bunları oturttuğumuzda ve hadislerin ne işe yaradığını bildiğimizde mesela zaten bu sorular... Yine bir konuya geçiyoruz. Yok işte yani mecrasından zaten çıkıyor. Yani kısaca anlatayım yani burada. Hadisler zaten bizde itikat, inanç inşa etmiyor ki. Bence ama şu daha doğru bir tartışma yöntemi. En başından bana bütün düşüncelerini, mantığını, yöntemini, sistemini, bildiğin her şeyi anlat sonra sormaya başlayayımdan ziyade. Karşındakini tanımadan sorularını soracaksın, cevaplarını alacaksın. O esnada tanıya tanıya ilerleyip ha böyle dedin ama doğrusu şöyle olacak. Bu daha çok uzatıyor emin ol. Çünkü bence ben deneyemedik bilmiyorum. Şöyle soru işareti doğuruyor. Daha önceden denedim şöyle. Soru işareti doğuruyor. Niye böyle dedin abi? Bak benim niye öyle dememin ardında 5 tane mukaddime var. Tamamdır. Gibi. Sonuçta böyle yapıldı. Vatana millete hayırlı olsun diyelim. Evet. Teşekkür ediyorum Muhammed. Teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkürler. Umarım keyifli bir program daha çekmeyi başarmışızdır. Umarım. Bizler de aynı şekilde düşünüyoruz. Kıymetli dostlar, bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle sizleri alemlerin Rabbine Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.